thank you İyi akşamlar değerli izleyiciler Tek etekten. Merhaba dün akşam e, astronotlarla daha önce bir astronotla beraberdik ki e, Andre Kuipers'le beraberdik. Oldukça teveccüh göstermişsiniz. Sağ olun programı izlemişsiniz. E, çok da keyif almışsınız adam kadarıyla. Bu akşam da keyif alacağınız bir başka programla e, beraberiz. Bu akşam e, Tek etek, Tarihin Arka Odasına konuk oluyor ya da Tarihin Arka Odası Tek, tek etek, konuk oluyor e, diyelim. E, i̇ki değerli dostum, iki eski arkadaşım Murat Bardakçı ve Profesör Doktor Erhan Afyoncu. Onları tarihin arka odasından gayet yakından dinliyorsunuz. Ee, Teketektiler. Her ikisinde kitapları e, çıktı. Erhan'ın kitabı daha önce konuştuk. Ee, gerçi Erhan Hocanın kitabını ama... ...Burat'ınkini e, konuşmadık. Hem Murat'ın kitaptan bahsedeceğiz. Hem Erhan Hocanın e, kitabında da ele aldığı... ...yakın döneme e, damga vurmuş... ...bir takım olayların bugün akislerinden... E, ...bahsedeceğiz. Kırım'dan bahsedeceğiz. Daha pek çok şeyden bahsedeceğiz. Ama önce bir reklam izleyeceğiz. Reklamdan sonra uzun uzun konuşacağız. <laughs> Evet değerli tarihin arka odasındaki teke teke gelen teke teke tarihin arka başlayabiliriz. Şey ee... Teke tek bilim, teke tek tarihin arka odası. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir o hoş geldiniz Murat Beyciğim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, Erhan Hocam siz de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok şükür bizler de iyiyiz. Ee, hemen e, sizin kitapla başlamak isterim bu akşamki e, sohbetimize. Ben bu kitabı okumaya doymadım. Dördüncü keredir okuyorum kitabı. Başından sonuna, sonundan başına çünkü... İnsan her bir daha okuduğunda bir daha bir şey görüyorum ya bunu atlamışım diye çok da onda bunun katkısı çoktur. Murat Bey'im Ama yani ona teşekkür şöyle, Et, teşekkür ederim. Herkese teşekkür, var bir ona, var ona. yok. Bu Baktım ben niye... Ya burada çünkü şey oldu biz ilk hürriyette tarih dergisini çıkarmaya başladığımızda şimdi akademisyenlerin kendine mahsus bir üslubu vardır bilim dünyasında ama bu halka hitap etmez. Yani özellikle bu daha popüler üslubu... Murat'tan kaptım. Ona biz o. Türkçe diyoruz. Türkçe değil. Popüler üstüp diyor, Türkçe <laughs> o, diyoruz. Bilimsel üslup o bilimsel üstüp başka Şimdi başka. Yazar, ee, Osman Gazi Söğüt'te tahta çıkmış olup her ne kadar Orhan, o Ertuğrul Gazi'nin oğlu ise de Annesi Hayma Hatun'un, baldızının, teyzesinin, kardeşinin, kadar, kızının dayısı yani o, o kadar Hüseyin Efendi <laughs> o kadar bu konuda bildirdiği görüşle cümle şu kadar. Bitmez. Bitmez. Ya şimdi Ama o, bilimsel cümle olur mu? Ya şey açıklanmaz. Şimdi mesela Kafası bir... açık olan, vazuh olan Bak, diye ya şimdi o da kalkıp mesela Berke Han dediğin zaman Berke Han'ın kim olduğunu açıklaması benimseleyen de herkes bilir ama popüler yazdığın zaman açıklaman lazım. Yani Altın orada Han'ı demen lazım. Valla şunu biliyorum ee, şeye gitmiştik ee, Dünya Paleontoloji Kongresi'ne. Ee, evet. Kimle gittiniz? Sana ne? Kimle gidebilir? gidebilir? Sana ne? Celal'le. Celal'le, Celalle tabii. tabii ki. <laughs> yani... Uydu uydu söyle paleontoloji. Taşı alıyor 18 milyon 300 bin yaşında. Ya tamam, jeolog değil kardeşim alamıyor. paleontolog. Aynı şey işte. <laughs> aynı şey hadi <işte. gülüyor> bununla konuş. Vallahi şey. Allah sıra peygamber sabrı vermiş ya bununla konuşulmaz. 7 yıl programı yaptık ya. He? Vallahi Yedi yıl. Allah sıra peygamber O paleontoloji konusunda gitmiyor. Herkes, 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 herkesi, 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 herkesi parçaladın bir Erhan dayandı sana. Zavallı Pelin gitti, bir sürü programın arkadaşınız gitti. Program. Erhan vallahi Kızı gönderdi. Ya. Ha? Yani göndermedim. Ben göndermedim. Sen göndermedin ya, gönderdin. Programda. Aa. Tabii. Kız delirdi haklı olarak. Sen de dedin herkesin. Hayır, ben ne, ne kızın? <laughs> anneannen ana dilini anneannen öğretsin sana dedi. Bu senin lafın ben Ayıptır söylemedim. yani ayıp. Hiç öyle bir kabalık yapmaz Erhan. <laughs> o, o, tip şeyler hep sana mahsus. Ben yapamayayım. Haşa. Gülsün, sen Haşa. Bilmiyorum siz, bilmezsiniz. Haşa. Ama çok iyi yapmışız. Herkese teşekkür Murat'a yok. Var var Murat olmaz mı teşekkür e, hemen başladım. E, kitapta ilgimi çeken bir tanesi en başında. E, onu hemen söyleyeyim. E, Haluk Dursun Hoca'ya rahmetle teşekkür ederim. Ama cümle ilginç diyorsun ki bize bilgiyi coğrafyayı birleştirmeyi öğreten. Ne demek bu? Ya şöyle tabii şimdi her mesela bizim tarih geleneği mesela benim mensup olduğum Marmara Üniversitesi e, yetiştiğim okuduğum İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi geleneği üzerine yetişmiştir. Bu belge ve kütüphane dayalı araştırma yapılır. Yani belgeye dayanır. Fakat seyahat fazla yok bizim tarihçilik geleneğinde. Bunun istisnalarından birisi rahmetli Haluk Dursun'du. Hayır. Allah rahmet eylesin. Haluk Hoca çok gezdi. Biz de onun peşine takıldık. Ee, yani yüzde bir, yüzde iki bile onun gezmesinin yanında gezdik. Ama ne oldu? Ya mesela gittiğiniz zaman Ziket var, Ziket var kalesinin kalıntılarından bir de nasıl bir şey olduğunu görüyorsunuz. Ben yani Haluk'la mı rahmetli. Zikret var. Çok gezdim ben. Haluk Bey'le de gezdim. Daha sonra da ama şöyle oldu. Şimdi mesela biz 2005'te arkadaşlarımızla işte Cengiz Tomar var. Kazakistan rektörü. O zaman Suriye'de Suriye'ye gittik. Orada Şövalye Karake'ye gittik. Bu Cennet'in Krallığı'nın filminin çekildiği yer. Selahattin Eyyubi'yi anlatan muhteşem bir ortaçağ kalesi. Şimdi tabii ke övünüyoruz kendimizle. Türkiye'den kalkıp buradaki kaleye gel. Burçlarda oturuyoruz. Yodum yok Hayır şey güzel ama. Burçlarda oturuyoruz. Ben o zaman yardım doçentim. Cemalettin Şahin var bizim ...coğrafya arkadaşımız sen de tanırsın. Cengiz Bey var. Bir tane genç bir çocuk gördük. Sen kimsin filan. Ben dedi İngiltere'de dedi tarih bölümünde üçüncü sınıf öğrencisiyim. Haçlı Seferleri dersinde merak ettim geldi. Geldi. Şimdi onlarda öyle bir gelenek var. Bizde yoktu. Yani bizde nadir biliyorsunuz dünyanın en büyük seyyahını çıkarmamız. Halil da... Hoca 80 yaşında. Evet Halil Hoca. Savaş mı? dolaşıyor. Halil Hoca gezdi. Halil Hoca giderdi, mi? gezerdi. O yüzden de tarihi değişiyor. O şey, tabii şey yaptı, A araziyle geziyor. Şimdi o önemli. Şimdi biz de biliyorsun, dünyanın en büyük seyyahı bizde. Yani onun gibisi gelmedi Evliya Çelebi gibi. Marco Polo. Ki ben her zaman şunu söylüyorum. Marco Polo Efsane. Marco Polo'nun nefsanedir. Bir de Evliya Çelebi'nin en önemlisi yazılı. Yani çok somut örnekler çok var. E, ben her zaman şunu söylüyorum. Türkiye'de büyük yapılara, üniversiteye, Evliya Çelebi'nin ismini vermesi lazım. Yani Türkiye'nin dünya bilim tarihinden en büyük şeyi odur. Ondan sonra işte Haluk Hoca'ya da biz takılırdık. Evliya Çelebi gibi gezersin. Yüzden fazla ülke gezdi. Çeşitli defalarca gitti. Tabii o gezdiğinde biz mesela öyle gezmiyoruz. Otunu da bakıyor. E işte yine, bakıyor. yine, böyle bir gezdiğinde gelirken kazada hayatına kalıyor. mu Haluk Hoca? Tabii. O şey sırasında oldu işte. Allah, Allah Van'da. Van'da o gerekir. bir inceleme Kaldıran sırasında. Oldu. Tabii. Yani onun mesela ben çok büyük katkısını gördüm. Şimdi gittiğinizde şunu görüyorsunuz. Şimdi derste anlatıyorsunuz. Tras İtalyan. İtalyan tarzı kale diyorsunuz. O kale gidip varadin'de veya belgrad'da gördüğünüz zaman kafanıza daha iyi oturuyor. Sonra ben kendi asistanlarımı da götürdüm kendi gittiğim yerlere. Tabii eskiden gezmek daha da rahat. Yani o e, 2010'lu yıllarda vesairede e, daha döviz kuru düşükken daha rahat geziliyordu, gidiliyordu. Mesela Şimdi biraz pahalı. Ya şu anda zor. mesela ben 2001'den sonra gittiğimde de çok zorlandım. O 2001'deki krizden sonra yani parayı koklayarak harcıyorsunuz. Şimdi mesela Kıbrıs'a gidip Magosa Kalesi'ni gördüğünüz zaman... Magoso'nun fethinin niye bir yıl sürdüğünü daha iyi anlıyorsunuz. Yani. Ya da Malta'ya gidip Malta'yı gördüğünüz zaman tabii. niye fethedemediğini anlıyorsunuz. Yani o, o açıdan son derece önemli. Bir de tabii en önemlisi yaşayan insan hazinesi var. Yani gidiyorsunuz mesela işte Yunanistan'da oradaki yörükleri görüyorsunuz. Bulgaristan'daki şunlara Türkleri görüyorsunuz. Veya gidip orada farklı grupları, mahalli grupları görüyorsunuz. Tabii hoca çok gezdi. Ve en ilginci şey döneminde gezdi. Sovyetler Birliği döneminde kesti. Yani demir perdenin olduğu dönemde. Tabi şeyi de vardı ilginçtir. E, Fethi Gemuhluoğlu ona bir şey demiş. Suriye çalış oğlum. Evvel fitne Şam, ahir fitne Şam demiş yani. E, Suriye'de tam karıştırdı ortalığı. Yani oradaki şey gibi Suriye'yi gezmişti. Tabi bir de şöyle hep ne zaman şunu söyledi Haluk Hoca Koca. Orta Doğu'da sen de söyler, bir yeri gezebiliyorsanız mutlaka gezin. İkinci kez gezme şansınız olmayabilir. olmayabilir. İşte Suriye'de ben 10 gün falan gezmiştim 2005'te. Şu anda Suriye'de o şansınız gitti. Yani tamamını gezme, Şam'a vesaireye gitme. Mesela Yemen'e gidemedim tam bir gidecekken. Bir karıştı ortalık. Şimdi bir daha ne zaman gideceksiniz belli değil. Belli Yemen'e ben de gidemedim. Ya Irak'a gezdim. Çok iyi, hakikaten iyi yapmışını gezemeyebilirdik belki en yani sonrasında. Ya yani aynı şeyde gezemeyebilirdik. O devlet çatısı varken geziliyordu. Tabii Murat mesela 80'den önce ...bu sizin geziler var ya Sovyetler Birliği falan. Bir de tabii Orijinalite bozuldu şu an. Abi de M M Mısır ve İran'a çok Tabii. gezdi oğlum. Şeyi de gezmiş. Sovyetler Birliği'ni gezmiş. Onları onları. O, o, zaman 70'li. Amerikalıların NATO turları vardı. Sovyetler de onlar da sidik yaşına çıkmıştı. Onlar da davet ettiler. Yani Amerika'ya gitti miydi? İki ay gezdi. NATO turu 15 gün falan da Avrupa'da. Nükleer tesislere götürürlerdi. Sonra Amerika'da iki ay gezdi. Ruslar'da bir ay götürdüler. Evet. Bir ay Ruslara gezdin yani. Sonra komünist olur gelmişsindir yazdım. <laughs> Zaten sevmezdim. Yani daha da anladım ne olduğunu. Felaketti Fatih. 70 kaçta gittin o zaman? 80'lerde mi gittin? 80'lerde canım. Bildiğimi galiba 80'lerde. Şap o zaman turizm, turizm hiçbir şey yok, yok. yok. oralara şey, gitmek şey, çok zor. Yok. Yani tabii. Çok zor. Ya Timur'un mezarının resmini. Sonra defalarca gittik Samarkand'a. Sovyet basını teşhisinden 6 ay dil döküp getirebildim. Ne yapacaksın diyor herif. Ya söyleyemiyorsun ki ne yapacağını. Tabii <laughs> mezarın ulaş, resmi. Yani bu, bilgiye oraya. ulaşma. Yani bu son... Ama Ruslara <laughs> mesela muazzam aşçılar Sonra Rus arşivlerinde neler bulduk ya? Hala var. Ya. Rus sana bir şey söyleyeyim. Rus aşçıları Sovyetlerin yıkılmasından sonra en önemli şeyler elden satıldı. Satıldı aynen. Satıldı. Yani resmi değil gayri resmi. Çalındı satıldı. Ya ben e, Mustafa Kemal ile Sultan Vahdettin'in Almanya'daki resmini Rus arşivinde buldum. Çünkü Kaiser Wilhelm'in Batı Kovaşnaht'taki arşivini olduğu gibi götürmüşler savaştan sonra. Tabii şeyi taşımışlar ya, her yeri. Çekoslovakya'da fabrikaları söküp söküp götürmüşler. Evet. Ama tabii şeyi var. Bir devletin büyük devlet olmaya başladığını ben her zaman söylerim. Kayıt tutuyorsa büyük devlet. Büyük evet. Yani şimdi mesela Osmanlı'nın ilk dönemlerinden itibaren çok ciddi kayıt vardır. Hepsi devam eder. Mesela Ruslar, Rus Savaşı'ndan sonra Tolstoy geliyor. Şimdi meşhur Tolstoy değil onun akrabası. Buradaki faaliyetlerine dair 10 bin sayfa metin yazıyor. Yani. 10, elçi bin, 10 bin sayfa. Elçi, elçi olan. Yani elçi asıl romancı he. olan değil, onun akrabası. Kondos. Onun bir özetini biz yayınlamıştık. 10 bin sayfa. Osmanlı donanması her şeyi yazıyor adam. Kayıt tutuyor. Tabii o daha sonra Rusların konsoloslukları açıldıktan sonra... E, ...Doğu'da, diğer şehirlerimizde... ...her yerden yüz binlerce sayfa kayıt gitmiş Rus arşivlerine. Tabi buraya uzun süre de girilemedi. Şimdi yeni yeni giriliyor. Ee, tabii orada şeyi de görüyorsunuz. Yani bilgiye hükmet, hükmetmenin getirdiği şeyi görüyorsunuz. Yani o bilgiye hükmediyor devlet ve onun üzerine bir medeniyet kuruyor. Yani şimdi orada Rusya'nın büyük bir devlet olacağını... ...Purut'ta da sıradan hala bir devlet Hala tam orada. vermiyorlar biliyor e? musun? Kullandırmıyorlar arşivi tam olarak hala. Şey açıldı ama. Problemler Şöyle yapmış. baştan şey vardı. Sovyetler Birliği'yi aldıktan sonra bazı arkadaşlarımız gitti. Ciddi bir şey bir mekanizması vardı. Yani siz bize belli bir para verin biz çalıştıralım filan. Sonradan biraz daha kurumsal hale gelmeye başladı. mesela Petersburg'daki bazı şeyleri arkadaşlar alamıyor. Hmm. Ya tabii yani o kolay ya biz de, bizim arşiv hatırlasana. Ben 86'da ilk defa Osmanlı arşivine girdim. 6 ay izin çıktı. <laughs> İstihbarattan araştırma yapılıyor vesaire. Şimdi bir saat bir dakikada izin veriyorlar size. Anında veriliyor. O da kartın fotoğraf çekiliyor. Yani tabii fotokopi şey verilmez, şey verilmez, e, belge kopyası verilmez. Defterde giderdik. Tabii fotokopi parası vermek için. Ha bir de öyle var. Mesela fotokopi çekiliyor 1 lira. Döner sermayesi yok arşivin. O 1 lira için defterde alay gidiyorsun. Normal para yatırılıyor. aynı sıraya giriyorsun. O para yatırılıyor, geliyor. Sonradan çok pratik hale geldi. Mesela bizim arşivde araştırma yapma. Çok çok daha harcaydı. rahatladı. Evet, evet. Tabii dijital de çok yayıldı. Valla ben yabancı arşivlerde çalıştım. Yani söylüyorum. Hele Fransız arşivinden, dışişleri arşivinden dönüşte Hatırlıyor musun? Sana telefon ettim. Maaşı bile öpeceğim. Eee, hasta oldu. Affediyorduk <laughs> ya. Fatih şehrin dışına taşımışlar. PKK'sı, IRA'yı, bilmem nesi hepsinin olduğu bir semt. Hani Stade de France var ya. Onun karşı tarafında... Sen dönü Evet. Efendim? Sen Sen dönü ama Stade de France'ın tam karşı tarafında 10 kilometre içeriye git. Oo. Oh, Oo. Oh. E taksi var 8 kilometre yürüdüm. İyi canlı Zaten çıkmışlar. oluyordun evet. Paris'in e en kötü yeri. En be oraya taşımışlar arşivi. Avenue Suzan Mason. Öyle bir yerde Dışişleri Arşivi. Çok rahat şeysi. Ee, bazı bir belge bir şey istedim. Kadın Kedorsayı sıkıldı. Kedorsa'yı oraya taşımışlar. olsa orada. Eskiden biliyorsun sahil değil. Sahil edelim. Orada e, bir belge istedim. Kadın sıkıldı. Çok şey istiyorsun dedi. Kod şu dedi git içeriye al dedi. Ne i̇şte biliyor musun? Sev bir elimde Lozan bir elim. Orijinalleri. Her şey oradaydı. Hatta adamlara şey dedim. Bundan dijital şey alabilir miyiz? CD'ye çekebilir misiniz? Tabii dedi. Ne zaman verirsiniz Dört ay sonra. Ya dedim aletiniz var. De, fr Biliyorsun Fransız tamam. bürokrasisini. Yok dedi. E ne yapacağız? Cep telefonunu alma otur çek dedi. Öyle çektim. Daha yazdın onu dedim. Daha yazmadım. Şey, şey için gittim. Mücevher satışı var ya onun evrakını aldım. Yani Topkapı Sarayı satışa çıkıyor ya bir ara. Daha yazmadım. Çok, Çok seveceksin he. o kitabı şeyler gelişti Türkiye'de. Araştırma imkanlar, uzun, <laughs> Muzur imkanları. Muzur diyor. mi? Zaten kitabını yazdı. Kıyamet kopuyor şimdi. Kopuyor. Ama şey değil hiç ya. Dergiye dayalı bir kitap yazıyor. Yemediği hakaret kalmadı dün. Ya kitap bir de kitap daha çıkmadan şey yapıyor. Tabii. Kitabı kimse görmedi. Bugün dağıtılmış galiba. Yarın. Röportajından hareket Röportajdan harika, dolayı. Röportaj. Işte, işte, onu konuşalım mı şimdi ister misin? Oradan girelim oradan. Hadi girelim. Oradan girelim. <gülüyor> <gülüyor> Taze kitap. Şimdi bu kitabı yazacağız zaman Murat... E... Bizim programda diyordun ya sen o zaman geçen, evet. bizim diyorum geçen geldiğimiz geçen programda gibi. yazma diyordun. Yazma. Niye? Niye yazmayayım? Çünkü kötü niyetli kullanımcılara karşı herhangi bir... Kitabın olması... ne olduğunu bir göster de millet ne olduğunu anlasın. <laughs> Kitap Atatürk'ün mutfağı. Yani paranoyayla mı yaşayacağım? Ya benim yazdığımı kullanırlarsa diye? Böyle bir hayat olmaz Şimdi bu kitaptan ötürü, daha doğrusu bu kitaptan değil, kitabı daha kimse görmedi ee, senden ve benden ve birkaç kişiden başka ama e, şöyle söyleyeyim, ee, kitapla ilgili verdiğin, Kadir'e verdiğin röportajda, Kadir e, Habertürk'teki, e, Kaymak, Kadir Kaymakçı'nın yaptığı röportajda diyorsun ki Atatürk'ün evi Çankaya, Atatürk'ün döneminde bekar evi evet. diyorsun. Evet, iki buçuk sene dışında Latife Hanım'dan sonra. Ee, ve diyorsun ki yani röportajda tartışılan konu. başka bir şey söylüyorsun da bununla ilgili sana büyük bir öfke var. Ee, bazı kesimler e, buna dolayı kızıyorlar. Nesi yanlış? Bekar eviydi diyorsun. E, Atatürk geç kalkardı e, sabahları e, diyorsun. Evet. Bir şey daha bir şey daha çok kızıyor herkes. Sıkılıyordu diyor. Ha, Atatürk e, şeyde İş... Çankaya'da çok sıkılıyordu diyorsun. Tabii. Ya şimdi geç kalkmak suç değil. İnsana geç bazıları geç kalkar, geç saatte yatar, geç çalışır. E, bu bir şeydir. Ama sıkılıyor dediğin zaman ya sanki Atatürk bir şey yapmıyordu. Boş boş oturuyordu. Orada diye bir anlam çıkarmaya çalışmışlar. Öyle bir öyle bir anlam. Onlar bir şey diyor. Anlam Atayı kim kurtardı diyorlar. Ya adam Şimdi, koca bir cumhuriyet kurdu. Abi. Bütün kurumlarıyla hala ayakta olan bir cumhuriyet kurdu. Fatih 1930'lardan bahsediyoruz. Şimdi müsaade eder misin? Şey, bir iki şey söyleyeyim. Efendim ben bugüne kadar belgesiz hiçbir şey yazmadım. Ve belgesiz ortaya atılan iddialarla, tarih konusunda ortaya atılan iddialarla en fazla mücadele et mücadele eden de herhalde benim. Atatürk ve annesi hakkındaki abuk subuk terbiyesizce tabii evet. sözlere en fazla karşı çıkan da televizyon programı yaptığım günlerde bendim. Şimdi adamlar kalkıp bana edepsiz, hadsiz, bilmem ne bir de şey diyorlar. Emperyalistlerin ajanı bilmem ne ve çok enteresan hakaret edenlerin çoğu hanım. Ama herhalde o isimler takma isimlerdi erkeklerin bir kısmı. Yani, şimdi Efendim Atatürk geç uyanırdı. Evet efendim. Şimdi bakın. Ee, bana laf edenlere bilmeden ee, böyle e, saldıranlara internette sosyal medyada iki gündür onlara söylüyorum. Kardeşim 1931'de e, Türkiye'de çok güzel bir adet yürürlüğe konur. Nöbet defteri. Cumhurbaşkanının nöbet defteri. Ya verler, bunlar albaydır. En yüksek hükmedeki. Ya verler, Cumhurbaşkanı sabah karşı kalktı. Nereye gitti? Kiminle görüştü? Akşam ne zaman yemek yedi? Misafirleri kimlerdi ve kaçta yattı? Hepsi yazılmıştır. Bu sistem devam ediyor. Atatürk'ün nöbet defteri 1955 yılında İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından yayınlandı. Bir tanesi. Efendim Tamamı değil yani nöbet defteri. Tek defter bu. bu. Hepsi bu. Öteki nöbet değil. Hastalık şeyi. Son nöbet defteri dedikleri tedavi evet. defteri o. İsmi biraz ters. Sonra bunu e, Ankara Üniversitesi 2-3 sene önce tekrar yayınladı ki e, çok az, 150 adet basmışlar. İnkılap tarihi soruya bağlı. İnkılap tarihi evet oraya. Şimdi nöbet defterini açtığınız vakit kardeşim Atatürk kaçta uyandı, kaçta yandı hepsi yazılı. Bakın bir iki örnek vereyim size. Efendim e, 20 Şubat 35, Atatürk 11'de uyandılar tamam yolda Mersin'de. E, saat 7'de uyanmışlar doğru ama... Birkaç tarih söyleyeyim, şey söyleyeyim ben size. Atatürk saat 13.25'te uyandılar. Atatürk 7 Aralık 1934. Atatürk saat 19.30'da uyandılar. Atatürk saat 17'de uyandılar. Yatış saat, yatma saatlerinde söyleyeyim. Yatma saatlerinde söyleyeyim. Ee, saat 19.30'da uyandığı vakit e, ertesi sabah kaçta yattığını yazmamışlar. Boş bırakmışlar. Geç yatıyor çünkü. Bilmiyorum. Geç yatıyor. Efendim 17'de uyandığı vakit bir önceki gece 2'de yatmış. Efendim 16.30'da yattığı vakit sabah 5'te yatmış. Yani bunda Allah aşkına Atatürk geç kalkaldı demenin Atatürk'e hakaretle de ne alakası var? Gece çalışıyor. Yani gece çalışıyor. Gece çalışıyor. Ne var bunda? Hı. Ne zaman açsanız saat 1'de uyandılar 13 yani. Saat 12.30'da uyandılar. Ha erken kalkmıyor mu? Kalkıyor. Elçi kabul edileceği zaman. Ezir. Efendim bir seyahate çıkacağız, bir, şey varsa, bir, şey varsa bir hükümet toplanacağı vakit erken kalkıyor tabii ama... ...1931 sonrası Atatürk'ün kalkış saatleri geçtir. Öğlen veya öğleden sonradır. Saat 14'te uyandı. Bakın ee 9'da uyanmışlar, 17 Kasım 1936. 14'te tekrar yattılar, 18'de uyandılar, 3.30'da yattılar. Ertesi sabahta 15'te uyanmış. Bunun Allah aşkına nesi Atatürk'e hakaret? Aklınızı mı yediniz siz? Atamız gece çalışıyor adam ya. Leyli deniyor bunlara. Leyli Sen sabah da olmayı... çalışıyorsun. de öyledir. Sen de öylesin. Ben de Seni gece, yedim. otururum. Gündüz uyurum. Ben 3'e 4'te yatarım. Ben yani bir şey gündüz... Ama o dönemde... Doğru ışık da yok aslında zor evet. bir şey yani o dönem için. Elektrik var canım Hayır yani o, bu, bu, Efendim Atatürk'ün işi yok demişim. İşi yok demedim. Ha bir de şey diyorlar. Atatürk hep uyurdu diyorlar öyle bir laf etmedim. Nüansları kaçırmayalım. Atatürk geç uyanırdı dedim. Belgesi budur. Resmi yayında orijinalleri Cumhurbaşkanlığı arşivinde de nöbet defterlerini. Belge bilmem ne görmeden böyle abuk subuk insana saldırmayın. O kendi cehaletinizi seviyenizi gösterir. Atatürk'ün işi yoktu demedim. Atatürk can sıkıntısını etrafa anlatıyor dedim. En yakını Hasan Rıza Soyak bir gün imza şeyi götürdüm diyor. Hasan Rıza Soyak Özel Kale mi? Özel mi En yakınıdır umumi katibe efendim ve umumi vekili. Hep Hasan mı oluyor? Güzel kalemler. var. Hasan Rıza abi evet. <laughs> efendim e, yahu demiş Hasan Rıza hatıraları yani işinize geldiği yerine, yerine hatıralarını kullanacaksınız. Gelmediği yerine şey yapacaksınız. Efendim diyor ki yahu diyor şu kanun imzalamaya götürmüş kararnameli diyor. Şunlar da olmasa yapacak işim yok diyor. Özal da aynı, aynı şeyden şikayet ederdi. Turgut Özal da. Aynı şeyden şikayet ederdi. Yani o zaman başkanlık sistemdi ki hükümet var çünkü. Efendim Çankaya bekar eviydi demişim. Bekar eviydi. Evli değil ki o sırada. İki buçuk sene sonra yirmi beşte... Aynen, yirmi şimdi bekar evinden herkesin algıladığı şu. Dağınık. Yani e, darmadağın e, düzensiz ya. falan bir yer diye algılıyorlar. O yüzden kızıyorlar. Düzensiz, yani bekar evi bir yer, Şimdi düzensiz derken mutfak konusunda konuşuyorum. Düzensiz. Çünkü belli ki alınan yapılan alışveriş bazı yerlere gidiyor başka yerlere. Yani günde üç kere et alınmaz. Yahu Atatürk Temmuz'da veya Ağustos'ta 1938 hasta yataktan çıkamıyor. 875 tane kavun alınmış. Ya bu kavun nereye konur? Çankaya hesabına. Kış için saklanmıştır belki. Dolmabahçe Sarayı'nda. Kavun mu bulunmayacak? Uyduruyorlar yani böyle şey. E, affedersiniz bu devletin kurucusunun, devletin kurucusudur. Ve Türkiye'nin kurtarıcısının, devletin kurucusunun geç kalktığını, geç uyandığını çünkü gece çalışıyor. Geç uyanlığını söylemenin nesi ona hakarettir? Kafayı yemiş öyle Bu hale gelmiş. Diyorlar Diyorlar ki e, peki bugünkü e, Cumhurbaşkanlığı sarayına alınan malzemeleri de yazabilir mi aynı rahatlıkla diyorlar mesela. İleride de başka tarihçiler yazacak. Şimdi, 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 şimdi şunu söyleyeyim bak. Atatürk bütün mutlak malzemesi Atatürk'ün devlet hesabından değildir. Atatürk'ün cebinden avcıyor bunları. Kitabı okumadan konuşuyorlar. Hepsini anlattım cebinden avcıyor. Yahu manevi Bütün bu gün, masrafları kendi cebinden mi yapıyor? Yiyecek yiyecek ve özel kalemin e, yemek masrafları cebindendir. Ama kaydı tutuluyor cebinden. Her şeyin bu Osmanlı geleneği. Tabii Osmanlı döneminde de sadrazamların şeyi tutulur. Bir dakika Cebi Humayun kendi diye bir şey vardı padişahın bir dakika adam pardon. Cebi Humayun padişahın harcadığı her şey yazılır. Aynı sistem Çankaya'da da var. Unutmayın Atatürk Osmanlı paşasıdır. Ve Osmanlı'nın kayıt sistemini aynen saklıyor. Aynen ama bugün de aynı sistem devam ediyor. Ben söyleyeyim yani merak ettim bu kitabı yazarken. Metin Bey'e sordum, Genel Sekreter, ha, Şimdi İdari Metin Kıratlı'ya. Her şeyi yazıyoruz biz dedi. Beyefendinin dedi özel masrafı ayrıdır, devlet harcaması ayrıdır. Her şey devam ediyor. Ve diğer cumhurbaşkanlığının kayıtlarını gördüm. Cemal Gürsel'in, Celal Bayar'ın, pardon Cevdet Sunay'ın, Fahri Bey'in, Fahri Korutur'un falan... Her şey yazılmış. Yani öyle bir şey ki mesela... ...mahallevi kızlar sinemaya gitmişler... ...Sabiha Hanım, Afet Hanımlar falan sinemaya gitmişler... 10 kuruşa fıstık almışlar orada. O bile yazılmış. Ama, ama Atatürk'ün diye... parasıyla. Evet. Ama meclisler bunlara da yazmaya. Çünkü para nereye gitti derse adam ne yapacaklar Her şey yazılıyor. Yani bunlar devlet hesabında değil ki kendi hesabı. Çünkü efendim en yüksek maaş alan Cumhurbaşkanlığı demiş. Doğru. Bunun nesini saklayacağız? Ayıp bir şey değil ki. Ve ama cimri de Ali Türkiye cimri falan değil. Ha şunda Cemre cimri. E, saat geliyor Kadir'de de söyledim programda. Saat geliyor işte bilmem ne kralı saat gönderdi diyor. Paris Sufkala falan paşam görelim diyorlar. Saat geliyor bakıyorlar böyle. Paşam bize ver. Ulan niye versin sana saati? Götür diyor Necip, e, e, Necip Şey, ama e, diyorlar. Fakat nasıl para harcamış biliyor musun? bahşiş, şu bu, haçlık, şu bu hastalara, yani evlenenlere bilmem ne bir yer var. Yardım etmiş herkese. Yardım etmiş. Yardım etmiştir. Yani hepsi ve bunların cebindendir. hani maaşı yüksek de ayrı. Ama cebindendir hepsi. Bugün de aynı sistem söyleyeyim sana devam ediyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bir yardım isteme merkezi gibidir. Herkes yardım ister. Bugün de devam ediyor. Fatih arşivdeki evrakı görsen Mevhibe Hanım'dan, Latife Hanım'dan, e, Atıfet Sunay'dan falan neler istiyorlar. Ama aynı sistem bugün de var. Aynı talepler. Hepsi yapılıyor ama yani anlayamadığım Atatürk geç uyanıyormuş. Aha belgesi. Abi geç uyanmak ayıp bir şey değil. Yani. Ayıp bir şey yaptığın mi? işe bak abiciğim. Ne yapıyorsun yani? Ne var yani bunda? Erken kalkıyor. Mesela Atatürk 7.30'da uyandılar diyor. İzmir'e gidiyormuş. Hepsi var. 9.15'te uyandılar. İsmet Paşa'nın köşkünü teşrif ettiler. 14.30'da Avdet ya, e, e, buyurup yattılar diyor. 16.45'de tekrar yatmış. 5.20'de sabah 5.20'de. Ama geç ya bunun ayıp bir şey yok ki. Şöyle oldu tabii Türkiye çok ciddi bir siyasi kamplaşmaya sebep olduğu için. Evet. Son 28 Şubat'tan sonraki süreçte. Ben de o yüzden Murat karşı bu, taraf, kitabı, bu, kitabı, bu dönemde yardımcı tavsiye ettim. Ne derler diye, ne derler. Ama olsun. orada problem şu bir Uğurum kere bu çevreyi tanıdığı mı? için. E, ...belgeleri ve kişileri rahat değerlendirebilecek birkaç kişi var. Onlardan birisi Murat'tır. Yani o çünkü hem belgeyi sağlıklı alınacak, hem orada geçen isimleri biliyor. Tabii burada mesela birçok şey var. Mesela anlatılır yap Atatürk kuru fasulyeyi çok severdi. Yok. Burada yok. yok. Bamya yiyor. Onu bir anlatsana kuru fasulye şimdi. Efendim. Kuru fasulye tabii ki köşke alını yok. Çünkü şimdi şunu söyleyelim. 1921'den 1938'e kadar... Bütün mutfak alışveriş listeleri duruyor. Hepsini elden geçirdim. Binlerce belge. Ama bir düzen maalesef yok. Çünkü bekar evi dediğim o kadın yok evde. Ya e bir kahya kadın, idareci kadın yok. Ya Cumhurbaşkanlığı Köşkü günde üç kere et. Üç kere taz, dört kere taz. Bunları Çalışanlar yok mu orada? aslında şunu kullanılan belgeler. Çalışan atayım. kimse yok mu? Bir, bir sürü insan çalışmıyor mu orada? Var. E ee, onlar neye gidiyor bunlar? Yani bu, bu tür şeyler var. Hepsi belgelidir. O tür bir sürü belge var. Yani bir kısmını koymuş buraya. Şimdi bir dakika. Balık faturası mesela bu. Neyi diyorduk biz? Girdi. Evde çalışanlar yok mu diyoruz? Hayır başka bir şey anlatıyorduk. Ha, kuru fasulye. Kuru fasulye. Şimdi kuru fasulye alışverişi var. Ama hani diyorlar ya sabahtan akşam devamlı her akşam kuru fasulye yerdi. Yanında pilav severdi. Öyle bir şey yok. Yediği bir tek şey var. Devamlı yediği. Bamya. 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 Ben çok severim. Bayılırım ben de. Yani mesela Kılıç Ali milliyeteki hatıralarında 50'li yıllarda diyor ki Atatürk diyor <laughs> e, bir hastalığı zamanında enginar istedi. Paşa mevsimi değil dediler. Aa, ben enginar yemeden gideceğim dedi. Atatürk hiç enginar yemedi diyor. Yahu son 15 gününde 3 kere yemiş enginar. Ve devamlı enginar yeniyor. Birileri bir şey uyduruyor gidiyoruz. Kuru fasulyeli de böyle. Efendim e, leblebi ...kuru fasulye olur mu öyle şey? Hele rakının yanında kuru fasulye yenir mi? Gazdan ölürsün. Pamya'yı niye yiyor? Ee, bir kere böbrek rahatsız. Daha kasmada... Tabii gidiştiler. oraya zaten o yüzden gidiyor kapra. Kasmada kapra gidiyor. <laughs> Bamiye çok iyidir o, konu, o bakımdan. Böbreğe. Böbreğe ve karaciğere. Ve devamlı hatta öyle bir şey ki... E, Bamiye çok sevdiği belli. Ertuğrul yatındayken... ...bir yerden Mudanya'dan bir yerden... ...Dolmabahçe Sarayı'na geliyorlar... Bamya yemiş ama konserve yemiş, bamya kalmamış. Konserve yemiş, gece dolmabahçeye çıkmışlar, zehirlenmiş. Ve hükümet meselesi kıyamet kopmuş, Paşa Hazretleri zehirlendi. Ve e, hatta e, sabah Neşet Ömer geliyor muayene ediyor, bütün bamyaları topluyorlar piyasadaki, o firmanın bamyalarını. O derece, tazesi yoksa konserve siniyor. Ama birisi bir şey uyduruyor, biz onun peşinden gidiyoruz. Kuru fasulyeyi yemedi demiyorum, yemiştir. Ama söylendiği gibi sürekli... Bir Devamlı sorulur. öyle kuruyor. Ya yedini mi her akşam kurun şeyi? Bir de mevsim var. Şey. Yok öyle bir şey. Bamya ama tazesi bazı tazesi yoksa konservesi. Bir de mesela düzensizlik, düzensiz dediğim şu. Ya Cumhurbaşkanlığı mutfağı. Reçel, turşu, hiçbir şey yapılmıyor. Her şey dışarıdan oluyor. Ha ev yapımı yok. Ev yapımı yok. Bu ahçılar ne iş yapıyor? Hepsi dışarıdan oluyor. Yahu... E, ve Ertuğrul yatından Fatih pişmiş kızarmış tavuk getirtmiş de ulan yapamıyor musunuz orada tavuğu? Tamam. Mesela tuhaf bir şey sistem. 10 Kasım'da vefat etmiştir. 9 Kasım'da ...kilo kilolarca kaymak almışlar. Kaymak yemiş millet. Şeyleri Ama 870 küsur kavun. 600 milyon kaç tane karpuz. Komaya girmek üzere o sırada. Şimdi e, düzen yok. Çünkü kadın yok. Kadınsız ev. Bir veya kadın olmasa bile bir profesyonel idareci yok Çankaya Köşkü'nde. Ketüdası yok yani. Ketüda yok. Kahya ya yok herhalde. Yani. Kahya yok yani. Kahya yok. E, zavallı Hasan Rıza Bey bir taraftan Cumhuriyet'in ilanı hazırlıkları var. Bir taraftan bilmem ne paşanın evindeki aşçıyı nasıl getiririz diye yazışıyorlar. Aşçı yok. Aşçı başı arıyorlar. E, bunlar yani bu devletin kurucusunun Bakın bu özel hayat değildir. Özel hayat başka bir şeydir. Ama devletin kuruluşunun ne yediğini, ne içtiğini, kaçta kalkıp kaçta yatıp kaçta kalktığını söylemenin nesi kabahat? Peki o zaman şunu söylerse Amerika'da Washington'ın ne yiyip ne içtiği ve mutfakta ne harcama yaptığı ile ...bir var. kitap var mı? Dünya kadar. Dünya kadar. Çünkü onlar bakın bizde olmayan bir şeydir. Ona da menü geleneği var. Napolyon'un her şeyi duruyor. Açılığın raporları, alışveriş hepsi var. Ama menü biliyorsunuz yemekler yemeklerde masaya şöyle bir kağıt konur. Çıkan hı hı yemekler hı hı var. ona da yazılı. Bizde yok adet. Yani Son dönemde başlıyor. Hı? Son dönemde başlıyor. Tam yok. Ziyafetlerde ziyafetlerde, ziyafetlerde ziyafetlerde var. Ziyafetlerde var. Ziyafetlerde, 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 ziyafetlerde eskiden de var ama galiba. Eskiden de vardır. Evet. Ama şeyde yok. Şimdi onlar da var bu menü. Ne yiyor ne içiyor biliyorsun. Bizde menü yok. Tek bir menü bu. Yani Çankaya'da Atatürk'ün tek bir menüsü yok. Ziyafet menüsü var bir iki tane. Bir de demir yolları da de bir seyahat menüsü var. Ama ne yiyip ne içtiğini alışveriş listelerinde. Aynen Osmanlı'da olduğu gibi. Osmanlı'da da biliyorsun beni. Gönü yok. yok. Son dönemde Dolmabahçe'de halifenin falan Hı. vardı vardır şeyinde. Abdülmecid Efendi. Abdülmecid Efendi. Evet bir iki tane oda. Ama davetlerde yine orada. Şeyde değil. Menü de evet, yok. yok. Ben yani Atatürk, ama alışveriş listelerinin hepsi duyuyor. En küçük şeye kadar. En ayrıntıya kadar her şey yazılmıştır. Bunun nesi Allah aşkına Atatürk'ü? Küçüktür şu şey yapa bu kadar mı çalışıyor kafanız? Ya gece çalışıyor gündüz uyuyor diyorum ne var bunda? Uyuyamaz mıyız? E Fatih de mesela... Yok ben erken ben geç yatar erken kalkarım. Ben ama bazı zamanlarda kalkamadığım evet. da oluyor tabii. Hayır, canım, her zaman. E, sen de öylesin. Her zaman geç kalkıyor demiyorum dediğim gibi. <laughs> Bizim program sabah bitiyordu zaten. Program evet. evet. normalde de gece beşte bana mesaj atıyor. Fatih ben gündüz bir şey yazamıyorum. Bilmiyorum. Gece yazabiliyorum. Yani bir büyük elçi, bir elçi kabulü vardır. Yabancı evet. elçi. Veyahut hükümet toplantısı. Oradan gibi. şeyi çıkart, çıkartıyorlar. E, Atatürk tembeldi. Ya. Kardeşim gece çalışıyor çalışıyordu. Hayattı yani, çalışmada geçmiş bir adam ya. Çocuk Hayatı itibaren. cephede geçmiş ya çocukluğundan itibaren. Biraz da rahat etsin. Hayır, bir de mesele şu. Şimdi bak milli mücadele... ...çok büyük bir başarı. E, tabii ki. Ama onun ardından... ...imparatorluğun üzerine yeni bir devlet kurmak da kolay bir iş değil. Yani tabii. o... Tamüller değişiyor, bir sürü reform yapılıyor. Ondan sonra yeni ilişkiler kuruluyor. Ne Bu diyeyim, dağılan evet. imparatorluğun şeyi var. Yani o dönemde bunlar zaten bir lider olmadan yürüyecek şey değil. <laughs> ya fırsat k kolluyor. Ne yapıyor mesela? Ee, i̇şte Montreux yapılıyor. Montreux ile Boğazlar'daki hakimiyet sağlanıyor. Montreux'un tarihi kaçtır? Hatay yapılıyor. 36 değil mi? 36. Hayır günü günü. Günü hatırlamıyorum. Ben uyandığı saati söyleyeyim Montreux. Ha yani. Erken kalkmış olabilir. Ya tabii onu orada Hatta internette bakar Montreux'un imza tarihi nedir? Yani şeyin... Montre, Montre'de Montre diye yazar ama. Yani çünkü söyleyeyim. şöyle zaten orada heyetler var. Çok ciddi Osmanlı'dan Efendim, ki şeyler var. var. Yazmışlar. Devrimleri kim yaptı? Ulan devrimler 1928'de bitmiştir. 31'den sonrasını bahsediyoruz ha. İki devrim kanunlarına tabi iki e, inkılap diyelim. De, bir 1934 e, Ekim'inde pardon Kasım'ında bu Efendi Bey Paşa hı hı. o şeyi lakapları kaldıran kanun var. Ondan e, 15 gün sonra da kisvelerin giyilmesinin yasaklanması kanunu var. Yani papaz cübbeyle imam cübbeyle çıkamaz sokağa. O. Ama devrimler harf devrime yazı de işte harf devrime öteki devrimler bilmem neler 1928'de bitmiştir. 20 Temmuz. 36. söyleyeyim size 20 Temmuz 1936. Demek ki 21'inde kalkıyor. Herhalde o gün erken kalkmıştır. 21 Temmuz değil mi? 20 Temmuz'da 20 imzalanmış. Temmuz. Efendim 20 Temmuz 1936. Atatürk saat 15.30'da uyandılar. Bu imzalamıyor ki 2'de gece yarısından sonra bakın park oteli teşrif ettiler. 6.15'te 15, Florya'yı avdetle yattılar. 19'un abi bak. Bir dakika. 19. Atatürk saat 14'te uyandılar. 15.50'de Florya'dan hareket ettiler. Şişli'ye kadar bir gezinti yaptılar. 18.50'de Florya'yı avdet buyurdular. 4.45'te yattılar. Şimdi şeyin ertesi günü, Montreux'un ertesi günü. 21 Temmuz 1936. Atatürk saat 15.40'te uyandılar. 18.30'da Maraş kabul ettiler. Belli ki Montreux'u konuştular. Beyaz Çakmak'ı çakmış. gezinti yaptılar. Saat 2.30'da yattılar. Kardeşim Montreux'e heyet gitmiş. Tevfik Rüştü da. Ve Montreux gecesi e, bu şey ne derler park oteldeki hikaye hatıralarda geçer ve hatırat birçok. Bir iki hatırat bunu anlatır. Şeyde. Ya bilmeden konuşmayın. Bakın Montreux işte. Demin yukarıda Erhan'la Hatay'ın hmm. e, bağımsızlık şeyine baktık. Öyle uyanmış. Tabii. Yani yani onlar ne zaten şöyle o çankaya oturuluyor, <laughs> konuşuluyor, kararlar veriliyor. Tabii. Sonra tabii heyetler gidiyor, heyetler işleme götürüyor. Yani orada devlet yani başkanı gibi... Montrö'nün imzalandığı gece 6.15'te, sabah 6.15'te yatmış. Bir önceki gece, o en sık temasların yapıldığı gece 4.45'te yatmış sabah. E Ne yapacak? 15.30'da uyanmış. Yani lütfen yani bana belge dersi bilmem ne adat ölçülük bilmem ne dersi vermeyin. Daha belki neyse hadi bu kadar. Abi bir, bir, bir de şeyden var. bak şunu da açıkla, açıkla istersen. Çok Türkiye çok şey oldu. Bak mesela sen kültür politikaları kurulu Gitmiyorum. Söyleyeyim. Hayır. Oradan maaş, alıyor. maaş alıyorsun. <laughs> oradan şu maaş meselelerini bir anlatsana. Kaç paralıyorsun? Ne maaşı? Şimdi efendim 60 yaşımı geçtim. Bu yaşa kadar devletten bir kere tek bir kuruş ben maaş almadım. Şimdi bazı seviyesi serifler, ...üç yerde yönetim kurulu var, kurulu üyeliği var. Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlığı yapıyor bana. Yahu ne alakam var danışmanlıkla? Ne devletten maaş oluyor ne yönetim kurulu üyesi var. Şunu söyleyeceğim. Kusura bakma Fatih. Benim devletten bugüne kadar aldığım ...tek bir kuruş olsun, aylık, yönetim kurulu, efendim herhangi bir gelir, maddi menfaat... Ee, ...ben bu mesleği, bu işe her şeyi bırakırım. Ama ispat edemeyen şerefsizdir, haysiyetsizdir, edepsizdir, namussuzdur, ahlaksızdır. Pardon bir şey soracağım. İnternette başım. şeye sığınıp, e, nickname arkasına sığınıp uydurmak kolay iş. Işte. Peki bir şey soracağım ben. ispat et. Şimdi senin oradan o maaş almadır ben biliyorum yani. Sen e, hiç böyle maaş aldın Peki Kur or orada bir maaş var mı? Oradaki Yok. Kurul üyeliklerinde yok. Kurul üyeliklerinde maaş, bir maaş almıyor. Yok. yok. Zaten ben almayayım. söyleyeyim. Bazı konulardan sebeplerden dolayı iki senedir gitmiyorum. En kurulana katılmıyor katılmıyorum biliyorsun? Ay 2 maaş almıyor zaten. Zaten maaşı yoktu. Yani diğerleri de almıyor. Yani o Hiç kimse almıyor. Ya. Yani, o kurul üyelerinin maaşı Hiç yok. Hiç kimse almıyor. Hiçbir Harcırah yolluk falan. Yok efendim hiçbir kurul şey yok. Şey verildi Ankara'da toplantıya girerse uçak parası. Uçak parası. Ankara'da yani, toplantı yok ki. Tabii. Burada yapılıyor. Yani toplantı burada yapılıyor yani. Tabii. Burada yapılıyor. Yok öyle bir şey. Dur sen artık gidiyorsun. Yok. Evet, Biliyor Biliyor ama. Çünkü yani kültür konusunda ben Her başka bir şey düşünüyorum. Kurul üyesi oldu. Yandaş oldu. Maaş alıyor. O yüzden. Ne böyle. alakası var? Hemen şaşırdı. Diyorlar ki e, sarayın bugünkü şatafatını e, gölgelemek e, ya da işte onu da e, aklamak için ya Atatürk zamanında böyle diyorlar yazıyor diyorlar. Halt ediyorlar. Ya ruh hastası bu herifler. Söylüyorum. Tek kuruşumu ispat edin benim devletten aldım. Yoksa tekrar söylüyorum. Edepsiz, haysiyetsiz, namussuz, ahlaksız, karaktersiz. Gerisini sayacağım da Fatih Sus duyuyor. <laughs> P ile başlayan kelime yazıyor. Yok. Ne kadar rahat ya. Zaten kusura bakmayın bu sosyal medya hep söylüyordum belli oldu. Çöplüktür. Kendine güvenemeyen, nickname arkasına, takma isim arkasına sığınan, kazı kadar karı resmi koyuyor. Yok ya. şey sosyal medyaya yok ama çok ciddi. Sosyal medya O taraftaki o, o manyaklığı bir tarafa bırak ama şimdi bakıyorsun Fatih, adı, adıyla sanıyla da söyleyenler var. Diyor ki işte Atatürk'ü kütenber göstermeye çalışıyor. Ee, böyle bir niyetin olmadığını e, salak seyredip ne yapayım ben? Ya bir bunu kere söyleyeyim. kitap oku. Ya hiç kitap çıkmamış yahu. Ya bu neye benziyor biliyor musun? Muhteşem bir yüzyıl. Yayınlanmadı. Ama ben bütün bundan olacağını bildiğim için bu dönemde bu kitabı yayınlama Fatih, diye Fatih, söyledim. Fatih hiç bak bir şey söyleyeyim sana. Bu dönemde dedin ya ben 25 sene önce Şah Baba'yı yazdı. Evet. 28 Şubat'ta. 28 Şubat'ta çıktı o kitap. Bir evet. De. Birisi de ihbar etti. Bir meşhur şimdi şimdi artık pek otla bir gazeteci ihbar etti. Biz yazsaydık içeri girerdik bu adamın adam evet, evet. dışarıda diye. Düşün. Hürriyet yazar olduğu için kimse dokunmaydı. Hürriyet <laughs> dur bir dakika herhalde. O zaman hürriyet yazarı hürriyet değildi. Deydi, evet. Hayır, ben, ben, sen hürriyetteydin o hürriyette hürriyet, deydin, hürriyet oraya oraya değildi. Sonra o oraya... da hürriyete geldi galiba gelmedi mi? Gelmedi galiba. Neyse şimdi hiç şey yapmayalım. Vahdettin'i yazmaya karar verdiğim vakit Şah Baba'yı Önü etrafımdaki hemen herkes aman bu konuya dokunma. Niye? Zamanı değil. Ben bu zamanı değil sözünü çocukluğumdan beri işittim. Çünkü ben bu olayların yaşandığı ve bir önce devre şahit olmuş bir çevrede yetiştim. o zaman beyler hiç gelmez. Mesih Sultan ne sana? Niye? Şah Sultan'a yazdı. Bir dakika karıştırma şeyleri yahu. Allah Allah kızdı. Yani insanın şeyini kaçırıyor, bambaşka bir şey söylüyor. Damışlas. O zaman efendim hiç gelmez. Fatih diyor ya, bu devirde yazma. Niye yazmayayım kardeşim? Yani devletin kurucusunun ne yiyip ne içtiğine saat kaçta yattığını saklamak bizim haddimize değildir. Ayıptır. Bunu düşünmektir asıl hadsizlik. Böyle olması gerektiğini. Bu meylatanlığı diyorum. Ama Ta çocukluğumdan bir şimdi zamanı değil. Ne nah zamanı değil? Nasıl zamanı değil? Estağfurullah. O zaman gel, hiç hesap değil. Gelmez o zaman. Estağfurullah. Bu korkuyla yaşanmaz. Etraf ne diyecek? Ne derse desin. Bir söz vardı biliyor musun? Av, av... Aman aman söyleme söyleme söyleme. Hayır Arapça. Arapça. Ava ava av, av. tercüme ederler. O başı söyleme. E söyleyeyim ava 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 yani. Kelle şeyi. Nakşiber aptı diyorlar. Bu suya yazılmış yazıdır. Yazsınlar. Kalıcı olan eserdir. Tabii. Kalıcı olan eserdir. Bir de ne zaman arşiv ulaşacağını da belli olmuyor Türkiye'de. Ne demek? Bugün ulaşırsın yarın ulaşamazsın. Şimdi konuyu nasıl alakasız yere Yok Yo, o da öyle. Yani öyle kolay mıydı eskiden? Fatih'in bahsettiği o zaman devir hiç gelmez. Bakın şu şeyi anlatayım. Şah Baba'ya yazdığım sırada Osmanlı arşivine gittim. O zaman Cağdoğlu'ndaydı. Hiç mi belge bulamadım ben? Arşivde hiçbir şey yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Neler vardı? Madalya yazışması. Ee, doğum günü tebriği, cülus tebriği, abuk sabuk şeyler. Ya hiçbir siyasi şey yok. O da yaşlı bir memur. Ben de gencim o zaman. Murat Bey dedi hiç arama dedi. Onlar dedi kaldırıldı. Bir adam dedim talimat mı geldi? Yo dedi bizdeki bazı arkadaşlar bunları tehlikeli buldular sakladılar dedi. Kendi başlarına. Çünkü dedi arşivler açıktır. Ama kraldan fazla kralcı bazı salaklar vardır. Derken aradan 25 sene falan geçti. 4-5 sene önce arşivler o şeye kağıthaneye taşınırken bu sakladıkları klasörler çıkmış hepsi açıldı. Şeylerin. Ne var? Hiç. Ne? Neyi saklıyor Samsun yazışmaları. Samsun değil onlar. Gidiş, Gidiş işte Ondan Ne var baş... bunda? Samsun'da var birkaç evet. tane. Yani ama o şey, o mantık çok kötü bir mantıktır. Bilimi efendim tarihi, araştırmayı her şeyi engelleyecek bir mantıktır. O zamanı gelmedi sözü. O zaman gelmez. Beklerseniz gelmez. Yayınlayacaksınız. Ama e, e, yani Atatürk'ün Çankaya Köşkü bekar evi evli değil ki. Bekar evi. Her akşam arkadaşlar geliyor. E, yani listeler burada bakın kimlerin geldiği. Söyleyeyim size mesela 24 Temmuz 1936. General Asım, Bay Fethi Okyal, Bay Saffet Arıkan, Bay Ali Muzaffer, Bay Yusuf Ziya, Bay Şemsettin, Bay İsmail Hakkı, Bay Fuat Köprülü, Bay Cemal Hüsnü, Bay Hasan Saka, Bay Ruşen Eşref, Bay Fali Rıfkı Atay, Bay İbrahim Müştak, Mayokan. Sadece bir gece gelenler. Bazı geceler çok daha kalabalık. Şey e, işte. işte devletin önemli mevkilerindeki insanlar geliyor. Özellikle Özel dostları ya geliyor. Fali Rıfkı açık açık söylüyor. Ankara'da diyor yazar şeyde Çankaya'da yapacak iş yoktu diyor. Gidecek yer, yer, de yoktu. Sıkıntıdan ölürdük diyor. Atatürk, Çünkü zaten yere, işleri yapan bir başbakan var. Çankaya'ya çağırsa da biraz yemek yiyip kafayı çeksek diye özlerdik çağırmasın diye. Açık açık yazıyor bunu. Bay yazıyor. Bay yazıyor. Yani ne var? Bir arkadaşım çok güzel bir mesaj gönderdi demin. İsmini izin almadım için söyleyeyim. Diyor ki bak Fatih Erhan tanısın. Tarihimiz ikiye ayrılır. Uzak tarihimiz ve yakın tarihimiz. Biz Bize en uzak tarihimiz yakın tarihimizdir. Doğru. Böyle şey olur mu ya? ...geç uyandı vay inkılapları sen mi yaptın? Şimdi i̇şte öyle baktığın zaman tabii en uzak tarihimiz... ...içinde yaşadığımız tarihtir zaman zaman da biliyorsun. Analiz edemiyorsun ya. Nasıl? Analiz edemiyorsun. Onu analiz, bir analiz edemiyorsun. Bir analiz edemiyorsun bir de zaten şeyde bulamıyorsun. Şimdi bu anlattıklarından sonra biraz daha yüklenen şeyde... E, ...sosyal medyada da o cehalede yakışır. Neyse bence bu konuyu kapatalım artık. Evet. evet ee... Sana dedi yazma dedi. Ha? Yazma dedi. Kardeşim ne yazmadense yazdım bugüne kadar... Ama Ve iyi de yazdım. Yok şimdi. yok şöyle. Yok. Ülke yaptım. ilginç ülke ben öğrendim. Ayıp da söylemesi bir dakika pardon. Fatih yani kusura bakmayın bunu söylediğim için. Yazdığım her şey benim kaynak olmuşu bana ukalalık yaptıtmayın Ben belgesiz hiçbir şey yazmadım. Şu mutfak konusu yarın piyasada. Atatürk'ün mutfağı. Yahu devletin kurucusunun yediğini mi saklayacağız yediği içtiği şeyleri? Ne biçim mantıklı bu? Bu tür konular bizde fazla yazılmıyor. Evet. Yani şey açısından. Çünkü o o tür en yani daha düz tarih yazıldığı için bu tür şeyler yeni yeni yazılmaya başlıyor. bir de şu var. Avrupa'da moda. Sen de iyi bilirsin. Belgeyle çalışmak zordu. Tabii. Ama bir de şöyle bak şimdi Cumhurbaşkanlığı Arşivi e, son yıllarda ulaşılır oldu. E yani eskiden kapalıydı. E şimdi gitseler de ee, sen gidene kadar. Yani şu anda orada tabii herkese açık mı? Açık. açık. Herkese açık. Yani şöyle Devletin birçok kurumundaki evraka 80'li yıllarda... Hacı şöyle diyor, şöyle diyor. Çünkü Murat Bardakçı kurul üyesi olduğu için, Cumhurbaşkanı yok, yakın olduğu yok. için o her yere girebiliyor. Başkası gitse giremez. Serseri mi bu bunlar. Yok gidiliyor. Cumhurbaşkanı'na ya, müracaat etsinler. İdaretten müracaat yapıyorsun ya. Serseri mi bu bu. Müracaat etsinler. Ya. Şey yapılıyor. Allah Allah. Eskiden... Yani Allah razı olsun. Ya, bir de başında Fatih çok iyi. Eski Osmanlı arşivlerinin başındaydı. Muhammed Safi Paşa. Biliyorsun. Tanıştınız ya, mı bilmiyorum. Tanıştık. tanıştık. Annenin cihazıyla tanıştık. Ha doğru doğru sağ. Şeyde oraya gelmişti sağ olsun. Yani Safi Türkiye'nin en iyi arşivcilerindendir. Sistemi bilir ve mükemmel bir arşiv yaptı orada. Kullanılır hale getirdi. Kullanılır hale getirdi. Çünkü orası çorba gibiydi. Hele yani 12 Eylül'den sonra maalesef Kenan evrenin talimatıyla bazı evraklar kayıp sonra Genelkurmay'a gittiği çıktı. Hı. Bazı yerlere gitmiş. Yani düşünsene Nutuk'un orijinalini almış Cumhurbaşkanlığı arşivinden Genelkurmay'a göndermiş. Genelkurmay arşivinde bir numaralı belge. Ama şu anda son derece düzgün ve Safiye tekrar teşekkür ediyorum. Çok yardımı oldu. Bir de yemek konusunda kimden yardım aldım biliyor musun? Vedat Milor'dan. Hayır. <laughs> i̇yi bir aşçı lazım. Bir Ayşegül eşimden bir de Meyzi Baran'dan. Aa. Çok iyi biliyor şeyleri. Çünkü Atatürk'ün mutfağı bir tanzimat mutfağıdır. Ama Alaturka ağırlıklı bir mutfaktır. Ha, meze olarak havyardı, balık yumurtası şunlar buna var. Böyle kuru fasulyeye inanmayın. Şeyine. Ama Alaturka mutfakta ve bazı şeyler vardı ki mutfağa ben de meraklıyım. Fatih de meraklı. Onları biz bilemezdik. Bir hanım bilir onu. Meyze ağabeyimin bunun için diyordu Meyze Baran. Zaten teşekkürde şey koydum. Gurme ve vurman dostum. <gülüyor> yani, <gülüyor> Zemedim, <gülüyor> ve <omur> dostum. <laughs> evet biraz obur. Evet neyse. var ya. Türkiye'deki gurmelerin çoğu yumurta karamaz dersin. O hep söylüyor. Büyük büyük Fatih de tanır onları. Büyük yumurta yumurta karamaz da yemek şey yap. Büyük günüm öyledir. Ayrıca da... Hayırlı olsun. Sen belgelere devam et. Tabii canım. Bir atacaklar başka şeyler yazacağım. Neyse. <laughs> Fatih bir kere daha yazma derse başka şey yaz. Yaz yaz yaz. <laughs> yaz yaz yaz. Ne, ne bulursan yaz. Yaz belgeden korkmayın beyler. O internette saçmalayan herifler. Belgeden korkmayın. Belge geçmişimizdir. İnkar edemezsiniz orada olanları hem korkmayın hem de öküz altında buzağı aramayın. Yani... Ama şey bak yani bu sen şeyi anlat. Millet şey, kaplaştı şeyi şey. anlatıyor. 1980'lerde ben öğrenciyken Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi çıkmaya başladı. 86'da. Milletin en merak ettiği şeylerden birisi ikinci Abdülhamit nasıl yazılacak? Bak şimdi 86'nı 14 36 sene olmuş. 36 sene önce Cevdet Hoca Allah uzun ömür versin. Cevdet Küçük dedi ki doğru bildiğim ne varsa yazdım. Dedi. Bak yani bu bugün çok rahat söylenebilen bir şey ama 80'li yıllarda Vahdettin'le ilgili, 2. Abdülhamit'le ilgili yani tarihi kayıtlara göre e, bir laf ettiğinizde kıyamet kopuyordu. Yani bu ülke ilginç bir ülke. Yani bugün ya de hala ne yazsınız kıyamet yok. Fakat bir yayınladığım vakit bir İslamcı yazar ihbar etti beni ya. İsim verme sakın ayrın. Sen pat diye hocam, hocam. Hocam. İslamcı yazar. Biz yazsak içeri atılır. 98 mi senin kitap? 18 mı? Tamam, 28 Şubat zamanı. İslamcı yazar ve hayatını bu tip şeyleri geçmişi falan pazarlamakla çalışan bir adam. Kazanan bir adam. Yani bu şey tabii. Burada senin ne yazdığını, hangi kaynağı kullandığına, belgeyi nasıl analiz ettiğine falan bakılmıyor. A, kırmızı dedi. Kırmızı dediyse bu karşıyı kötülemek için dedi. Siyah dedi. Yani dedi. Ancak muhalefet dünyanın en kolay işidir. Evet. Çalışmayı gerektirmez. Ve maalesef Türkiye'de laiklik Atatürkçülük bir tembellik haline getirilmiştir. Bazı şablonları ezberlersiniz. Onun dışında bir, onun haricinde bir şey söylendiği takdirde, vay, yobaz, Yalaka, bilmem ne, ya kardeşim okuyun. Yani neredeyse kuru fasulye az ya diyorum. Vay, atamıza nasıl edemezsin diyecekler. Ne evet. Reklam mı? Murat Bey biraz daha kısın da sonra reklamı araştırıyorum. Yok kızmadım canım. o da sövdü. Bir de kız sana ne yapacak acaba? Masayı mı Dur. Dur daha bayanı kazı açmadık diyor. Bazı şeyler söylerdik biliyorsun. Bak ondan sonra Allah'tan futboldan anlamıyor. ya. Allah'tan <laughs> futboldan Yani orada kıyamet yaparırdı. Hakemler makemler giderdi. Ya futbol yani, en kolay şey futbol yazar. Uydu uydu söyle. Ne olacak? Uydu uydu söyle. <laughs> şimdi şey, sağ açıktan gelen Alex'i niye topu bilmem nereye attı da? Biz şu anda uydurup bilmem nereye falan diye. Onlar çok ilimdir o yani ilim. Senin aklın futbol. ermez o. Futbol. Yüksek ilim. Ya eskiden kız vermezlerdi futbolcuya yapma falan. Şimdi. <laughs> şimdi bir, bir, bir reklam arası <laughs> <size. gülüyor> Evet Erhan Beyciğim, Murat Bey'in kitabıyla Konuyu kapayalım ee, çünkü biraz daha uzatırsak öyle bir şey söyleyecek Rütük tepemize binecek. E, kaşınıyorlar. He? Kaşınıyorlar. Evet. Boş ver canım Allah Allah. Kaşın, kaşınıyorlar boş ver. Ay, i̇ftira atıyorlar ya. Ama Türkiye onu böyle sevdi. Hayır Hadi Hadi iftira iftira de, Rütük beni sevmiyor onu, seviyor, onu seviyorlar da. Maaş alıyor diyorlar ya. Derler Murat yani şimdi öyle bir kurulda görev yaptığın zaman gerçekleri Kardeşim, bilmeyince gitmiyoruz. derler. Bak Alev abla Alev Anadlı. Mehmet Özçay. Ben Tabii. Orhan Gencebay. Ee, zaten pandemiden sonra çok yavaşlamış şeyler. Gitmiyor ben iki senedir. Rüya Koç'ta var mısın kurulda? Rüya Hanım var. Sana tabii. söyleyeyim mi? Sektörü çok iyi bildiğini gördüm orada ben. Sinema sektörü. Gittiğim zaman yani iki seneden fazla oldu. Bir rapor getirmişti. Set işçisinin sigorta meselelerine kadar helal olsun dedim. Tabii kaç senedir işin içinde Rüya Hanım. O şöyle. Tabii birkaç tane mesele diye böyle biliyorum. suistimal eden adam oluyor. Bu, genelleme yapılıyor. Öyle gidiyor. Bak mesela ben de kendi maaşımı Marmara Üniversitesi'nden alıyorum hala. Evet. Yani Kadro da... Askeri okulların başında maaşı yok. Maaşı yani, yok. yani biz üniversitenin maaşında, üniversite, üniversitenin profesör, eski profesör maaşı en devam e, ediyor. Tabii, yani... ücreti de yok değil mi? O, da... ücreti yok. Hayır bir makam tezimatı veriyor. O bir şey. Çok cüz'ü bir şeydir o da. Komik bir şeydir. O. Ya burada problem şu. Yani yaptığınız işi seveceksiniz. Yani işini tabii. sevmezseniz bir şey olmaz. Yani bir de biraz tarihle bulaştığınız zaman yaptığınız için nerelerde ne iz bırakacağını biliyorsunuz. Ama tabii şey çok kötü. Yani burada e, herkesi aynı kefeye koymak kötü. Şimdi bir tane bu tür bir adam olur. Üç yerden yönetip kuluma çalır. Öbürü bilmem ne yapar, şu yapar, bu yapar. Bunu herkes aynı zannediyor herkes. Yani o ayrı. Tabii şey yani abi şimdi kişiyi nasıl bilirsin? Kendi güdülerle. Evet, evet. evet. Murat Bardakçı'nın Murat'ın benim kızdığım bin, senin kızdığın 500 defosu vardır. Sevdiğimiz 10 bin özelliği vardır falan filan var. Şunu biliriz ki Murat Bardakçı'nın parayla pulla işi yoktur. Murat Bardakçı'yı parayla satın alamazsın. Ya bir de parayı ne yapacaksın? Ne yapacaksın? yaşımız geçmiş, geçmiş Mezara oluyor. mı götüreceksin yani? Senin Olur. 50 bizim atlar. Ha yani öyle yani mezara mı gidecek yani şey? O ya dese gitmiş oluyor. Nasıl? 70'e doğru gidiyor. İnşallah. Yok yani. Vallahi e en, yani. <laughs> iyi yaşadık. Sen de iyi Türkiye'nin keyifli zamanlarda yaşadık. Keyifli Güzel zamanlarda zamanlar yaşadık. Ama yaşamayı bileceksin. Ya bileceksin. Ya pandemisiz ya. Bir şey Pandemisiz yaşadık ya. ya pandemisiz Gençliğimiz. mektebimiz <laughs> yani pandemiyle, <yani>. <laughs> evet. pandemiyle bölünmedi. Gençliğimiz pandemiyle bölünmedi. Bir nükleer savaş kaldı. Allah muhafaza. Görmediğimiz. Bir de uzaylılar gelmedi. Bir şey daha Ondan emin olma. <laughs> Ondan evet. <laughs> ama şey tabii. Biz şeyi de gördük. Babalarımız mesela durgun bir dönemde yaşadılar. O soğuk savaşta uzun süre dünya stabildi. Biz ve bizden biraz önceki ve sonrakiler dünyanın bütün hareketlerini gördük. Ya düşün 91'de Sovyetler Birliği ama dağıldı. dedelerimizdir. İşte dedelerimiz hepimizin dedesi Osmanlı'da doğmuş. Onlar öyle, babalarımız babalarımız biraz ama onlar mesela 2. Dünya Savaşı'nı yaşadılar onlardan. İşte şöyle yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonrakiler Fatih, düşün. iki ayrı dünya yaşadı o da. Tabii aynen. Hayır o, o dedelerimizin daha da ayrı. İmparatorluğu onlar, görüyor. Var. benim babam doğduğunda Cumhuriyet kuruladı. Birkaç sene olmuş kardeşim. Tabii. Dedem. Hep yeni. Evet. Dedem zaten Osmanlı'da. Tabii. O imparatorluğun dağıldığını, bütün acıları görüyor. Tabii. Yeni Os Osmanlı'nın yolu... şeyinde de yani, o çöküş döneminde. Tabii. Yani. Tabii Fes ve Silindir Şapka dönemini yaşadı bunlar. Tabii ki yani... De hızlı değişti. teknoloji de çok hızlı değişti. Yani düşün 2000 yıllık o süre gelen şey bir anda her şey alt üst oldu. Bir yıl benim, benim babam hayatı boyunca cep telefonu kullanmadı. Reddetti. Eline bile almadı yani. Ha babanın hayata gelen rahmeti vardı telefonu. Orta babam 2010'da öldü. Evet. Ha evet, tabii. 15-16. Rahmetli annem de banka kartı kullanmadı. Ama annem kartı... bilgisayar kullanıyordu. Ha? Bilgisayar kullanıyordu takır evet, takır. Ama şey e, kartın seni dolandırıcı anlayan evet. arkadaşlar öyle. Ya şimdi şeylerde eski askerlerin Erhan bilir onları. Bu sicil ahval e, kayıtları hmm. vardır. Yani sicil kayıtları vardır. Yani 1880-90 doğumlar. Şimdi şeye bakıyorsunuz. Çok önemli bence o. Harbiye'yi bitirmiş. Harbi okulunu. Askeri yok okulunu. Daha değil. İstanbul'dan mezun olmuş. Yemen'e tayin edilmiş. Abi. Yemen'den Kafkasya'ya gitmiş. Kafkasya'dan Balkanlara gitmiş. Sonra Balkan abini yaşamış. Suriye e, yaşamış. Suriye ya ya Sonra Suriye'ye gitmiş. Birinci Dünya abini yaşamış Suriye'ye gitmiş. gitmiş. Sonra İskender abini yaşamış. Bir de şeyler var içinde. Biladi Harre zammıdır. Sıcak Hı. ülkeler tazminatı yani. Yemen, Yemen Adem, Afrika. Oralara gittiği vakit. Yani öyle bir nesil. Onlar çok hızlı yaşadı. Şey çok güzel söyler Fali Rıfkı. Ee, gençlerimizin sınırları Meriç'te bitiyor Tabii. Biz mütar an, bir anlaşma yapılıyormuş. Tabii, tabii o şey. Yugoslavya'daki <laughs> nişi istedikleri vakit. Tabii. Ta Yugoslavistan'da niş. Niye şey yapıyorsunuz demişler. İstanbul'da size verelim olsun bitsin. Niş diyor İstanbul'da bizim o kadar yakın. Şimdi yakın. diyor Meriç bitiyor sınırımız. Öyle bir nesil bunlar. Çok zor bir dünya. mı? Ben büyük babamdan falan arkadaşlarımdan görürdüm anneannemlerden. abi dedelerimiz zamanında 6 milyon 7 milyon, milyon kilometre kareye imparatorluk. İmparat olduk vatandaşı bunlar. Yani bugünkü Türkiye'nin 8 misli. Evet. 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 Ve o acıyı gördüler. Ama işte babalarımız daha durağan. Yani dünya değişmedi. O mi? 7 milyon metrekare, 7 tabii. milyon kilometre kareden 290 bin kilometre Yemen'den Kafkasya'ya tayin ediliyor. Oradan Balkanlara gidiyor. Oradan Libya'ya e gidiyor. Coğrafyaya bak. Yani, yani, Uzun süre böyle stabil geldi. orada e, inin o değil mi Ola? Bir insan ömrüne sahan değişiklikler hayret vericidir diye. Galiba. Çok hızlı değişiklikler. Çünkü onların ömrü hakikaten, onların ömrüne sahan değişiklikler akıl almaz. Ya yani. Yemen'de e, Yahya isyanındaki o şey Yahya e, ayaklı. E, neydi sadrazam? İmam Yahya. İmam sadrazam kimdi? Hayır paşa. Hayır de. şeyi imzalayan. Mondros'u imzalayan Mondros dönemindeki şeydi. Ya onun kurmay subayı. Yemen'deki kurmay subayı İsmet Paşa'dır. Hmm. İsmet Paşa Yemen'e gidiyor. İzzet Paşa, doğru. Ahmet İzzet Paşa'nın. Yemen'e gidiyor. Peki o zaman senin kitapta e, ilgimi çeken bölümden bir tanesini o zaman e, hazır oralardan bahsetmişler. sen Libya ile Ege Adaları'nı birbirine bağlamışsın. Biz Libya'nın peşindeyken, Libya'yı kurtarmaya çalışırken tabii. Ege Adaları'nı kaybettik diye. Tabii. Nedir oradaki o ikilem? Ya şöyle tabii şimdi imparatorluk, yani 6 milyon kilometre kare falan ama çok hızlı parçalandık biz. Yani 10 yıl içerisinde e, 5 milyon kilometre kare, 250 bin kilometre kareye düştü. Abdülhamit dönemi. Tabii Abd, 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 Abdülhamit'ten sonra, İttihat Terakki döneminde. Şimdi Abdülhamit tahttan indiği zaman, İttihatçılar çok iyi niyetli insanlar vatanı kurtarmak için geliyorlar. Abdülhamit'i vatana sahip olmamakla suçluyorlar. Diyorlar ki Abdülhamit gidince bütün işler düzelecek, meclis açılacak, herkes temsil edecek, Bulgar Bulgar olacak, Sırp Sırp olacak ve sonunda Osmanlı hükmünün altında birleşeceğiz. Meclis bir açılıyor, önce Balkan Savaşı çıkıyor, Balkanlar elden gidiyor. Şöyle düşünelim yani o dönemde Adriyeti'ye kadar hepsi Osmanlı coğrafyası. Yunanistan'ın batı bölgesi, kuzey bölgesi, Bulgaristan. Ama Yunanistan zaten elden gitmiş ya. o zaman. Tabii, biz... Yunanistan zaten gitmiş o zaman elden. Yok hep bugünkü Yunanistan değil. Bugün yani Yunanistan, yani, değil. Bugün, bugün Yunanistan 1830'da diyor. kurulduğunda, e, Nisan 1830'da biz tanıdığımızda Mora'da küçük Mora bir ayarımız. devlet. Daha Tabii. sonra Tesele'ye aldı. Balkan Savaşı'nda büyüdü. büyüdü. Yani Türklerin aleyhine devamlı büyümüştür. Yani devamlı surette... Yani i̇ttihat ve Terakki döneminde kaybedilen kuzey... E, tabii, hatta şeydir bakın mesela bugün bak, Yunanistan gittim, bugünkü Yunanistan'ın önemli bir kısmı Arnavut coğrafisidir. Mesela o Yanya vesaire tabii, tabii. tarih olarak Arnavut coğrafistir. Yani buralar o dönemde Yunanistan o Balkan Savaşı'ndan istifadeyle o Arnavutların yaşadığı yoğun bölgeyi ele geçirdi. Şimdi tabi ardından Balkan Savaşı bitti ardından İtalya Trabuz ve Libya'ya çıktı. Sömürge olarak alacak. Tabii bizim orada çok iyi direnecek gücümüz yoktu ama... ...buradan Enver Paşa gitti. Mustafa Kemal Atatürk gitti. Birçok subay gitti. Yerel halkı örgütlediler. Ve sahildi İtalyanlar sahilde kaldı. Direniyorlar. Tabii İtalyanlar böyle bir direnişi beklemedikleri için ne yaptılar? Kuvvetli bir donanmaları var. Bizim o kadar kuvvetli bir donanmamız yok. Geldi e, Ege adaları, o dönemdeki ismiyle... ...Adalar Denizi'ndeki adalar teker 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 işgal etti. <laughs> ve ondan sonra... Tabii o dönemde Libya'yı kurtarmaya çalışırken siz adalar İtalyan adalar işgaline gitti. girdi. Yıl kaç? 1911. 1911. Yani, 11, 11. yani 11, 11. Ve, ve ardından 13. Balkan Savaşı çıktı. Balkan Savaşı 12. önce Yanlış söyledik. Yani o ardı ardına geldi felaketler. Libya, adalar işgal edildi, Balkan Savaşı çıktı. Ee, ve mesela bak. Yani adalar aslında Lozan'da falan gitmedi. Adalardan gitmişti. Şöyle şey adalar hepsi lazım. değil. Bunlar bir kısmı adalar. İtalyanların şey yaptığı bir yaşaydı. kısmı. Mesela bugün e, May Fatih şey Fatih diyorum. şeyi söyle. Uşi anlaşmasını söylüyor. Efendim Uşi Lozan'ın bir semtidir. Semtir, Abi. şimdi, Lozanlar karıştırıyor birbirini. Şimdi eski metinlerde Uşi ismi geçmez. Yani ne demek Uşi biliyor musunuz? Biz Taksim'deyiz. Dolmabahçe Uşi. Sahil. Evet. Ki o kadar da yok mesela daha yakındır. Yürüyerek 10 dakikada gidersin. E ee, Lozan ne kadar bir yer ki? Evet yani. Ee, ve e, eski adaları verdiğimiz anlaşma, Uşi anlaşması Lozan diye geçer medenlerde. Evet. Bazı cahil herifler o Lozan'ı bu Lozan, Lozan zannediyorlar. Sonra 1920'lerin e, tamam. sonuna doğru birinci Lozan, ikinci Lozan diyorlar. Sonra öteki Uşi oluyor, bu Lozan oluyor. Bunlar daha Ege'nin güneyindeki adalar. Evet. Yani kuzeydeki adaları zaten Yunanistan, evet. Sisam'ı vesaire daha önce almıştı. işgal almıştı, etmiş. Almıştı zaten. Bu tabi Balkan Savaşı sırasında günümüzde de önemli bir ada var. Meis. Meis. Meis, Bozca'da, Gökçe'de Yunanistan işgal ediyor. Londra görüşmelerinde bu adalar Türkiye'ye verilecek diye taahhüt ediliyor Osmanlı Devleti'ne. Fakat daha sonra orada işi bozan Fransa. İlginç bir şey var. Fransa daha sonra Birinci Dünya Savaşı'nda geliyor Meis işgal ediyor. Ve Meis daha sonra İtalyanların eline geçiyor. Aslında Meis, Bozcada ve Gökçada ile birlikte Türkiye toprağı olması gerekirken bizim olmuyor. Bakın. Peki diğer ikisi o da Meis niye olmuyor? Şöyle, Bozcada... Meis zaten hemen Buralar, e, buralar Yunan işgalinde. Onlardan biz alıyoruz daha sonra. Fakat Meis, İtalyan işgaline geçtiği için biz orayı alamamışız. Hatta Lozan görüşmelerinde de görüşülürken e, burada gündeme gelmiş. E, bayağı da ciddi direnmişler ama daha sonra İsmet Paşa diyor ki, yani bir anlaşmayı imzalamak için diyor. ondan vazgeçtik diyor. Fakat burada problem şu, Meis mesela o işgal dönemindeyken, e, Birinci Dünya Savaşı yıllarında mesela Atina'daki parlamentoya ben onu yazdım. E, temsilci göndermeye kalkıyor. Venizolos kabul etmiyor. Yani bu aslında şunu gösteriyor. Kendi yani, toprağı görmüyor orayı. Kendi toprağı olarak görmüyor. Yani Bozca'da, yani bu Atina'daki meclise, <laughs> meclis temsilci bu, Yunan, Yunan, kaynaklarından bizim Levent Kayapınar sağ olsun tercüm etti. Yani meclis temsilcilerini kabul etmemiş. Ama o arada, tabii önce Fransızdan işgal etmesi her şeyi alt üst etmiştir. Daha sonra İtalyanların eline geçmiştir. İtalyanlar da 2. Dünya Savaşı'ndan çekilirken e, burayı Yunanistan'a bıraktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan. Tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Kuzeydeki adaların zaten bir kısmı Balkan Savaşı sırasında Yunanlıların eline geçmişti. Bir kısmı daha önce Sisam ilk isyan başlayan yerlerden birisidir. Hayır, hatta az kalsın Bosna'da Gökçe'de bile gidecekti. Yani o çünkü elinizde bir donanmanız yok Balkan Savaşı'nda. Avrupa gelmiş tak, teker teker toplamış adaları. Niye yok donanma? Sen söyleyeceksin. Çünkü 30 küsür sene Haliç'te kapalı, kapalı Kapalı Sultanımız zamanı. Evet. Sultanahmet zamanında. E, maalesef. Sürümüş gemiler orada. Şimdi efendim şeyi söylüyoruz ama... Peki niye Sultanahmet, e, Abdülhamit onları çekmiş? E, çünkü de. amcası Sultan Aziz'i donanma düşürdü. Darbeyi denizciler Darbeyi yapıyor. Darbeyle bağlı. Darbeyi denizciler yapıyor. yapıyor. Hatta o bak şey enteresan... O Hüseyin Paşa serserisi. Bilmem ne bunun donanma gösteriyor. Baştan izleyeyim. mesela Çırağan'da, Dolmabahçe'de otururken Abdülhamit Yıldız'da oturuyor. Deniz uzak Deniz yani, e, uzak olmuş Ama uzak yine bak ilginçtir. O kadar darbeye karşı şey yapıyor vesaire diyor. Yine bir askeri... E, darbe sonucunda değil yutar. Şimdi Erhan şeyi söylüyor da bir şey ilave edeyim. Ee, evet hepsi Sultan Hamid gitsin Türkiye düzelir. İşler iyi gidecek diye düşünüyorlar. Fakat e, onları daha çok ayaklandıran daha hızlı seri hareket etmelerine etmelerine sebep olan Reval mülakatı vardır. Reval mülakatında gizlidir. Bugüne kadar da hala tam olarak anlaşılmadı Reval'de ne konuşuldu. Pazarlık şeyi. İngilizler, iddia... Ruslar görüşüyor. İngilizler, Ruslar. Ee, ama iddiaçılar tamam bu Türkiye'yi parçalama Makedonya. görüşmesi diyorlar. Makedonya'yı sattı Abdülhamit diyorlar. Ee, ve Girit meselesi var. Ee, bir de şu var yani hiç e, tamam bugün bambaşka Abdülhamit lanse ediliyor. Onun sebebi de tez antitez meselesidir. Birisini çok yüceltirsen öteki karşısı çıkar. Ama Sultanahmet zamanında da ...bir buçuk milyon kilometre kare toprak kaybetiyor. Kaybetmişler. Bunu da en tarihin arka odasına uzun uzun atmıştır. Yani şöyle Abdülhamit tahta çıktığında... ...altı buçuk milyon kilometre imparatorluk... ...tabii pamuk ipliğiyle... ...bağlı olan yerler var mesela Mısır gibi... ...Tunus gibi bunlar e, gidiyor. Ne kadar kalıyor? Ee, e, o i̇ndiği zaman da beş milyon kilometre kare mi? Şimdi burada problem şu... ...Osmanlı'nın bir ana coğrafyası var. Anadolu... ...Rumeli ve üstte, e, kuzeydeki Arap toprakları. Anavatan Anadolu mudur, Rumeli midir? Ya Aslan ana Anavatan Rumelidir. Rumelidir. Çünkü Rumeli Rumeli'de mesela şöyle düşünelim. Selanik'in fethi 1373. Çok erken bir tarihte. Sofya'nın fethi 1385. Mesela senin memleketin Van'ın fethi 1548. Hı hı. Yani aradan çünkü şöyle iki sebep var. Bir, Rumeli'de fütuhat daha kolay. İki, Anadolu'da Müslüman devlet, beylikler olduğu için fazla oran düşünmüyor. Çünkü Rumel'de yaptığı savaş meşru bir savaş olarak görülüyor. Hristiyanlara karşı yapılan bir savaş diye. Ve Osmanlı'da bütün ünvanlarda Rumeli öndedir. Mesela Rumeli Beylerbeyi birinci beyler. Rumel Defterdarı birinci defterdadır. Rumeli muhasebecisi birinci muhasebecidir. 1912'de Balkan Savaşı... Da farkı ne muhasebecinin? Ha? Farkı ne? Defterdarı muhasebecinin? Defterdarı bütün Osmanlı mali, olurdu, mali şeylerin başında. Evet. Muhasebe alttaki belli büroları yöneten, ha, gelir anladım. bürolarını yöneten kişiler. Yani Şimdi kimseler. orada 1912'de Balkan Savaşında birinci Balkan Savaşında elimizde sadece Tekirdağ kalıyor. Kırklareli ve Edirne'yi de Bulgarlar işgal ediyor. 2. Balkan Savaşında Enver Paşa Edirne ve Kırklareli'yi kurtarmıştır. Polvitek diyor ki Osmanlı varlık sebebini kaybetti diyor. Yani Balkan Savaşında 1912'de diyor varlık sebebi gitti. Tabii o çok büyük bir travma. Sen İzzet Paşa'nın hatıralarını okudun mu? Ahmet İzzet Paşa Ahmet Ece, o feryadım. Biliyorum, Edirne kurtarmasını. Allah sen Allah senin Emre sen yaz. Ağzı ödürür gerçi ama. Biz diyor, da gidiyorduk diyor. E, Edirne'yi kurtarmaya. Şeyler kurtulmuş, Edirne kurtulmuş. Hı hı. Şeyler, e, bir 30-40 kilometre kalmış, gidiyorduk diyor. Başında İzzet Paşa var oldu. Birden diyor, yanımızda diyor, son sürat bir otomobil geçti diyor, Enver gidiyordu diyor. Edirne Fatih oldu, önce gittiği için diyor. <laughs> Tabii mesela bir biz çok orada... Çok çok Tabii o dönemde mesela Batı Trakya'yı da geri alıyoruz ettim. fakat işte tanıtamıyoruz. Yani kısa bir Batı Trakya Cumhuriyeti kuruluyor vesaire kuruluyor. Zayıftık. Şey olmuyor. Devlet zayıftı. Ama şöyle, Eskerim. zayıfın yanında biz büyük idari ve askeri hatalar yaptık. Yani bu imparatorluğun o şekilde muhafaza edilmesi mümkün değildi ama o kadar çok kör gözün parmağına hatalar yapılınca Hocam, 30 da perişan sene perişan oluyor. En başta donanmayı Marmara'ya Halice kapatırsan ...Balkan abine çıkartalım demişler. Asaf Tevfik bu etmene... ...gitmiş, dualar şeye sahile çarpmış. Ya şöyle ya. bir şey var tabii şimdi... ...İkinci Abdülhamit döneminde... Yetti. ...daha şeyle... ...hadiseleri daha rahat analiz edip... ...yönetebilen bir hükümdar var. Fakat onun döneminde de topluma bir ruh verilememiş. Toplumda bir yılgınlık var. bak İttihatçılar yani geldiği, geldiği zaman... İttihatçılar bize ruh verdiler. Müthiş bir ruh veriyorlar. yani. Ama o diyor, perişan ettiler. de harcadılar. Yani şimdi şöyle düşün sen doğduğunda imparator parçalanıyor. Bugün mora gitti diyorsun. Yarın öbür taraf. İttihatçılar geliyor yeni bir ruh veriyorlar. Fakat onlar da şöyle düşün. Ya Enver Paşa şehit olduğunda 41 yaşında. 41 Yani hayatı. Yani hayatı bu, düşün yahu Fatih. Ee, ya 30 yaşlarında başbakan. Tabii. 28 yaşında. 28 yaşında. yaşında. Ve tabii burada problem şu. O ruh verilen nesil daha düzgün idare edilebilseydi. Fazla hayal kurulamasaydı. Mesela Atatürk ve Ömer Paşa'nın farkı odur. Atatürk, Atatürk nerede duracağını Pragmatik bir realist Atatürk. Hayır nerede duracağını nerede da biliyor. biliyor. Zaten büyük komutan nerede Tabii. duracağını bilendir. Bak. Pragmatik falan değil. Duracağı yeri biliyor. Gücünü e, biliyor. İşte bak Napolyon bilmedi bitti. Tabii. Hitler bilmedi bitti. Tabii. Bilmeyen bir teravih. Nerede duracağını bilmeyen esas büyük komutan Yalnız. ya da büyük devletin nerede <laughs> duracağını bilendir. Onlar saldırı politikası gidiyordu. Biz müdafaa politikası Evet. Tabi Osmanlı'nın son dönemindeki zaten zaferlere baktığın zaman pilevle müdafaası, yan yan müdafaası, şıpka müdafaası, iş kotra müdafaası, edirne müdafaası. Şey şey. Taarruz yoktur hiç. Tarihimizde iki tane bir taarruz var. Biri kanal harekatı son dönemde oldu. başarısı olduk. Sarıkamış. aynı şekilde son yıllarda kazandığımız tek taarruz büyük taarruzdur. Evet. Yani orada da cumhuriyet. Yalnız çok çalışmışlar önceden. Yani o zaten çok ciddi gelecek şey sene biliyorsun 3. yıl. Hay gelecek sene diyorum bu sene oldu artık. 22, 22 oldu 22, evet 100. 100. yılda değil mi? Çok ciddi bir analiz yapılmış. Mesela milli mücadelede bizim Yunanların askeri daha fazla, silahı daha fazla. İki şeyde de Bir suvari kuvvetimiz daha fazla. İki bizde tabii çok tecrübeli bir e, kurmay subay eğitim şeyi var. Şimdi yani Şimdi bunlar açık söylemek lazım. İstiklal halbinin galip kumandanları tabii. Birinci Dünya halbinin mağlup kumandanları. Var. O acı var işlerinde. Kaybetmişler. Bunun geri alma şeyi var. Evet zaten şöyle. Bir de pişkin ve olgun komutanlar olmuş hepsi. Evet. Tabii evet. Tecrübe, biraz önce tecrübe ya, olmuşlar, hiç hiç bir Yunan, Yunan ordusunda bu derece. Ve bir de şeyden uzaklaşmış artık maceracı kafadan uzaklaşmışlar bir yandan. Da. Ha bir de şey artık. Bak şimdi mesele şu. Balkan Savaşı'nda dört tane küçük Balkan devleti perişan ediyor bizi. Yeşil Çatalca'ya gelmiş Yunan Bulgar orduları. Şimdi Erhan biraz ordu yok için. ama. Ha? Ordu yok. Hayır. Ama iki senede mi ordu Balkan Savaşı'ndan sonra Enver Paşa'nın reformlar falan var ama bir de mesele son, şu. Erhan Paşa daha sonra ciddiyete alınca 13 sonrası. Yani, yani iş ciddiyeti alınca Birinci Dünya Savaşı'nda daha büyük devletlerle <laughs> işeliş mücadele edebilir hale geliyorsun. Burada problem şu. Aslında bak bu günümüzde de e, Cumhuriyet döneminde de birçok şey oluyor. İşi baştan ciddiyetle almamız lazım. Yani destan yazmak iyi bir şey. Ama destan yazmaya gerek kalmadan e, daha basit önlemler... Küçük küçük sebep. hamlelerle Tabii, iş Yani Şimdi iş büyüdükten Elle sonra... bir kahramanlık destekleme gerekmiyor. Yani sıkıntıya düşüp insan, birçok insanımızı kaybetmeden ziyade daha basit önlemlerle bazen gider, bazen de gitmez. Bazen gitmez. Ha, yani ama bunu yapılabilir. İşte orada da mesela dediğimiz gibi imparatorluğun sonunda bir taraftan Yemen'i kurtarmaya çalışıyorsun. Bir taraftan Selanik'i kurtarmaya çalışıyorsun. Bir taraftan kalkıyorsun Arnavutluğu kurtarmaya çalışıyorsun. Atatürk'ün çok güzel Hepsi bir raporu vardır. Şerif'e, Talat Paşa'ya ve şeye gönderdi 17'de. 17'de. Buraları bırakalım diyor. Bir savunma hattı vatan çizgisi çizelim diyor. Gitti bunlar diyor. Ve benim anlamadığım bir şey vardı. Enver Paşa'ya da gider o rapor. Bugün bir subay onu yazsa bir general üstüne yazsa divan abi verir. Öyle. Şey yapmamış Enver. Çünkü Emre savaşın Paşa. gittiğini görüyor. Emre Buraya cephesinden İstanbul'a mektup gönderiyor. Fakat Enver Paşa'nın aklında şu var. Enver Paşa çekilirken Türkiye'ye son konuşmasında şunu diyor. Birinci Dünya Savaşı'nın, Dünya Savaşı'nın diyor, Cihan Harbi'nin diyor, biz Avrupa cephesinde kazanılacağını biliyorduk diyor. Ana cephe Avrupa'dır. Müttefiklerimiz üzerinde düşeni yapamadı diyor. Bizim diyor görevimiz şuydu diyor, Almanya'nın üzerine gidebilecek düşman kuvvetlerinin bir kısmını bizim kendi üzerimize çekerek Avrupa cephesinde Alman ordularının başarıya ya, ulaşmasını oğlum. istiyorduk diyor. Fakat diyor, Almanya aslında Almanya Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'ndaki gibi yenilmedi. İşgal edilmedi Almanya. Savaş ya, abi. bittiğinde Alman orduları yarısı çıktı? Fransa'daydı, yarısı Polonya'daydı. Ay. Fakat iç ayaklanmalar çıktığı için, komünist ayaklanmalar, Almanya idari problemler yaşadı ve teslim oldu. Şimdi tabii Enver Paşa onu diyor Yani bizde hep denir ya, müttefiklerimiz yenildiği için yenik sayıldık vesaire gibi. <laughs> ne saçma şey. Tabii şimdi orada Almanya, ee, Enver Paşa onu diyor. Biz üzerimize düşeni yaptık diyor. Gerçekten de yani orada şimdi... Üzerimize çok fazla bir düşman çekmişiz. Ve bunlar Alman üzerine gidecekken, Almanya'nın üzerine gidecekken gidememiş. Ama mesela Almanya 2. Dünya Savaşı'nda yapabildiğini orada yapamadı. Mesela o 2. Dünya Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'ndaki hatalardan ders aldı. Kısa sürede ama tekrar tekrar topladı ülkeleri. 1. Dünya Rus ordusu falan çok zayıftı. 2. Dünya daha çok kuvvetli değil ama eskisine göre çok güçlü. Ama bir de zayıftı. birinci Dünya Savaşı'nda Rus ordusu... 50 bir süre sonra devre dışı kaldı zaten. Evet, ayaklamada 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 Ama buna rağmen şu da var. Bak hep ben şunu diyorum. Osmanlı'nın son dönemindeki önemli problemlerden birisi nüfus problemi. Yavaş yavaş. yavaş. Nüfus Adamı yok. Var. Yani bak burada Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde Rusya'nın nüfusu 175 milyon. Osmanlı'nın nüfusu 22 milyon. Rusların çıkardığı asker 11 milyon. Almanların çıkardığı asker 12 milyon. Osmanlı İmparatorluğu'nun çıkardığı asker tarihin en büyük ordusu 2 milyon 800 bin kişi. Mesela İngilizler, Fransızlar gibi dışarı 8 milyon, Almanya nüfusu o dönemde 50 milyon. Yani aslında... E, 50 miydi o zaman? 50 milyon Almanya nüfusu. Yani çok büyük bir nüfusu var. Bütün kuzey ülkelerinin var. Çünkü sanayi inkılabıyla birlikte yaşam ömür arttığı için Avrupa'nın nüfusu fazla. Şu anda mesela Avrupa'da tam tersi bir durum başladı. Kentleşme Yaş. başlamış, nüfus yoğunluğu artmış. Sağlık başlamıştı, işte, aşı başlamış. Şu yani var ya mesela bu, mesela Osmanlı'nın son dönemi bir de şeyle geçer. Ee, çocuk ölümlerini azaltmaya çalışmakla eee salgınlarla mücadele salgınlarla mücadeleye geçmekte bu cumhuriyetin başında da çok yoğun olarak devam, devam ediyor. Tabii bu sayede ne oldu. Şimdi şöyle düşünelim. Cumhuriyet kurulduğunda 13 mu diyorsun? Yani o dönemde evet. mesela cumhuriyetin ilk yıllarında gazetelere bakıyorsunuz. Bu artırmak için politikalar istiyor. İtalya'daki 10 yılda 15 milyon Tabii. genç yaratıcı yaştan diye bir marş var ya. Hayır şöyle bir problem var. Çocuk doğuyor ama çoğu Yaşamıyor. Yani ya. şimdi bir, Cumhuriyet'in o döneminde doktorlar çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Yani günümüzde yaptıkları gibi kapı kapı dolaşıp köy köy dolaşıp yani aşılamayla birçok salgın hastalığı yok ettiler. İki insanları çocuk çocuğa teşvik etme. Mesela hatırlarsın biz yayınlamıştık gazetelerde haber var İtalya'daki böyle çok çocuklu bir aileyi gösteriyor. Niye biz böyle olmuyoruz diyor. Mesela çocuğu çok olan ya ben de bazı belgeler buldum. Tabii. Mecburi evlilik konuşulmuş. Tabii. Evlilik mesela, mecburi olsun diye. Çok çocuğu olan ailelere inek bağışlıyorlar mesela <laughs> o zaman ya çünkü ana bir şey. Tabii o yani şöyle rahmetli Özal'ın hatırlar mısın? 100, 70 milyon olunca... Bir hesabını. Yunanistan'a sorarız hesabını diyordu. Türkiye 85 milyon oldu. Evet. Yani o... Tabii ama burada problem şu. Bu nüfusu genç nüfus, genç nüfus olduğu müddetçe ayakta tutarsın. Yoksa bir süre sonra Bu nüfus, konusu diyordu, biraz tekrar konuşmak. Esas tam on, on, Kırım, onu, onu, Kırım, meselesi bile kafama bu günlerde kuruculuyor. Niye? Yani şimdi Türkiye'nin batıyla en yakın, son yakın işbirliği aslına bakarsanız Kırım. Yani Kırım'da bütün bugünkü Avrupa Birliği ülkeleri diyebileceğimiz ülkeler veya işte bazıları çıkmış bile olsa e, onlarla beraber Rusya'ya karşı bir şeyimiz var. Rusya arasından Kırım çok önemli. O zaman da önemli, bugün de önemli. Valla bir şey diyeyim mi? Yani ta Katevina öncesinden bu yana, ikinci Katevina öncesinden bu yana. <laughs> Kırım Rusya'nın parçasıdır. Öyle görünüyor. İşgal ediyor dönemde. İşgal ediyor. Ya yani şöyle. Bırakmaz. O bölgeler. Ta o zamandır. Cengiz'in oğlu Cucu'nun kurduğu Altın Ordu evet. var. Bu Altın Ordu tabii şunu götürüyor. Ruslar o dönemde. Ordu mu orada mı? Ya? Orda. Orada. değil Altın, Yani şimdi mesela Akdes Nimet Kurat'ın e, çok büyük bir tarihçiydi. Karadeniz'in kuzeyinde Türk kavimler diye bir kitabı var. Evet. Orada şunu anlatır. Rusları biz Tatarlar adam etti diyor. Yani çünkü daha ziyade bunlar e, ormanlarda yaşarken diyor. Tatarlar gelince buraya diyor devlet düzeni geldi bunlara diyor. Tabi o dönemde Moskova kinezliği, Kiev kinezliği bunların hepsi Altın Ordu'nun şeyi vergi veren kinezlikler. Tabi orada Altın, o Altın Ordu devletinden birçok şeyi öğreniyorlar. Birçok kelime eski Türkçeden, Moğolcadan, Rusya'da şu hatta bazı asil ailelerde Tatar kökenlidir Rusya'da. Tabii, Ardından tabii, tabii, tabii. altın ordu dağıldıktan sonra parça parça anlıklar kuruluyor. Kırım Anlı, Kazan Anlı. Şeremet Eflav mesela. Tabii. Hı -hı. Yusuf Oflar, Şeremet Eflav. Hatta şey, kompozitör neydi? Rahman Mirza. Rahman Mirza. Mesela Osmanlı. Özbek ama Rahman Mirza. Tabii şey o dönemde Cenevizler gelmiş, Kefe'yi işgal etmişler. Kırım Anlı Osmanlı'dan yardım istiyor dönemde ve 1475'te Kırım Osmanlı'ya bağlanıyor. peki bu herifler Karadeniz'i nasıl geçti? Kim? Ceneviz? Biz ne aldı diyoruz? o zaman da Osmanlı'nın deniz gücü yok ki. Çok önce geçirmiş kefeyi mefeyi ama. Şimdi şöyle düşün. Sakız Ceneviz'den elinde. Şimdi o dönemde İtalya... Hatta almış Ceneviz'den orayı? Tam tarihini bilmiyorum. Biz 1475'te aldık Fatih döneminde. Cenevizli. E tabi şöyle. Biz Cenevizlilerden bir dönüşümüz lazım. Biz 1475'te kefeyi alıyoruz. Ben sanırım ki 1475'e Cenevizler aldı zannettim. Ben de öyle anladım. İstanbul'a yani nasıl geçler diye düşündüm. Gal Galata. Evet. Cenevizlerinden de biz İstanbul'a aldığımızda çünkü Latin işgalinden sonra 1204'ten sonra 1261'de <laughs> Bizans İstanbul'u geri aldığı zaman orada Latinler <laughs> devam ediyor. <laughs> İstanbul fethedene kadar tabii birçok koloni var. Mesela Sakız'da Cenevizler var. İşte başka Girit'te verenlikler var. Bunlar İtalyan şehir devletleri. ...ticaret için belli üsleri topluyorlar. Hatta bak ilginçtir. Daha eskiler mesela... Bin, ...1348'de veba salgını olduğu zaman... ...Kefede Cenevizler var. Hmm. O dönemde... ...burayı... ...kuşatıyor Tatarlar. Ee, vebadan halk ölmeye başlayınca... ...ölenlerin cesetlerini mancına koyup... Hı, o ...Kefeli için atmışlar. Tabi o dönemdeki Kefe'deki İtalyan tüccarlar... ...daha sonra Moğollar çekildi... ...Tatarlar çekildikten sonra... Gemilere binip Avrupa'ya gitmişler. Her limanda kovulmuşlar. Her limanda kovuldukça Avrupa'nın her tarafına vebayı yaymışlar. Ve 1348-1353 tarihler arasındaki veba salgını insanlık tarihinin en büyük salgınıdır. Avrupa'nın üçte biri yok oldu. Yani bu ne demek? Yani 75 milyonun 25 milyon öldü o dönemde. Kaba olarak biliyoruz. Tabi rakamları bugün bile bilmiyoruz Bilmiyorum. biliyorsun. Kaç kişi öldü, kaç kişi kaldı. Yani bu çok Üçte bir, bir diyen var, yarısı diyen var. Tabii. Ekle. Yani şöyle bilmiyorsun. Ya şimdi şöyle düşün. Şu anda bile biz e, bugün elimizdeki kayıtta, kuyutta vesaireyle bu son Covid salgınında ne kadar insan öldüğünü bilmiyoruz. Yani her gün sayı veriliyor ama İspanyol her ülkede. Tam tabii her onu ismini. hiç bilmiyoruz. O 50 ile 200 arasında değişen rakamlar Türkiye'de Tabii. Yani dünyada. Milyon. 150 milyon, 200 milyon dedim zaten. Milyon. Yani tabii. tabii. Türkiye'deki şeyi tam bilmiyoruz. Türkiye Hayır, hiç şey. bilmiyoruz zaten. Mesela bir Kayıtlarda İstanbul... çok düşük görünüyor. Ya yani yani. şöyle düşün. Bugünkü asla... kayda girmiyorsa o dönemde bir köyde ölen insanın kaydı, kripten mi öldü, neden öldü hiç onu yazamazlar. Tabi ardından özel bir şekilde yönetiliyor Kırım. Kırım alınan Osmanlılar atıyor ama bunlar belli ölçüde tabiyeti var Osmanlı'ya. Tabi çok kuvvetli bir hanlık. Osmanlı hep desteği ee, var. Osmanlı destekliyor ve Moskova kinezliğini devamlı baskı altında tutuyor. Tabi o dönemde Ruslar şey halde, kinezlik halde. 16. yüzyılda 4. civandan itibaren korkunç civandan sonra yavaş yavaş devletleşiyorlar. Çar ünvanını alıyorlar. Bizans'ın varisi diyorlar vesaireler. Tabi Osmanlı döneminde uzun süre 18. yüzyıla kadar Ruslar bir varlık gösteremiyor. 1736-39 savaşında Kırım işgal ediyorlar. Fakat tutunamıyorlar. 1768-74 Osmanlı Rus savaşı sırasında Kırım Ruslar tarafından işgal ediliyor evet. ve bağımsız hale getiriliyor. 1783 de fiili olarak işgal ediyor Ruslar Kırım'ı ve o günden sonra ...çaldığının bir parçası oluyor. Daha sonra biliyorsunuz ki Dünya Savaşı'nda... E, ...Kırım'daki Türkler... <laughs> ...çoğu Orta Asya'ya sürülmüştür. Sürülüyor. Ve mesela bu... Mazilerle iş birliği yaptığı tabii, gerekçesiyle. Yani yalnızca o Türkler sürülmüyor. Almanlar da sürülüyor. Birçok grup sürülmüştür. Evet. Ahıska Türkleri sürülüyor. E, daha sonra tabii... ...biz e, o, o dönemde... ...Asya'dan gelip... ...Kırım'a tekrar yerleşmek için... E, ...çok büyük mücadele etti Kırım Türkleri. Aslında... Önemli ölçüde de belli bir miktarda nüfusta biriktirmişlerdi. Fakat e, işte Ruslar 1768'deki savaşını kaybettikten sonra Osmanlı'nın en büyük hayali Kırım'ı geri almak. Mesela taht hangi padişah çıkarsa çıksın. Çünkü ilk defa bir Müslüman toprak düşman eline geçmiş. Onları kestim. Çok... Ebu Bekir bir şey gönderdi. 1927 galiba. Ya Cumhuriyet kurulmuş Fatih resimlere bak. Çocuk ölümleri. Mesela Mehmet Paşa'nın çocuk cesetlerini, gazete, gazetelerinin sayfalarında. Bu çocuk ölümleri nasıl şey yapacağız diye. Ta o zaman. Cumhuriyet'ten sonra. Ama şeyde bile öyle. Bak mesela 1950'lerde bizim bir, bir, arkadaşım 14 kardeş 6, altısa sağ kalmış. Yani bunlar 50'lerde doğmuş. doğmuş. 14'de doğmuş mu? 14'de doğmuş. Tek bir anneden. Tek, e, tek bir anneden. E, şeyi düşün. 8'i diyor arkadaş. tokatlı. Ee, bizim İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut, Mahmut, Mahmut Akın annesi. Ben dayken de tanımıştım. Ee, Allah rahmet eylesin. 14 oh. çocuğu oluyor. 8'ini küçük yaşlarda kaybediyor. Neden kaybediyor? Kız ama. Kızıl. Bir salgın gelmiş çocukları almış götürmüş. Tabi bu 50'li yıllarda bile çok yoğun çocuk ölümü var. Aşı şey yapılmayın diyor. Yani tabi o imkan da yok. Evet kırım şey demiyor. Tabii Kırım'ın şöyle bir özelliği var. Osmanlı'daki en büyük hayal Kırım'ı geri almak. Birinci Abdülhamit tahta çıkıyor, Kırım'ı geri yani Müslüman, bir Müslüman, ilk, Müslüman ilk kaybeden Müslüman toprak, toprak diye bakıyor. Sembolik bir yer. Her ta padişah tahta çıktığında İstanbul halkı diyor ki... ...Sultanımız Kırım'ı geri al. Savaşa giriyorsun, bu sefer başka yeri kaybediyorsun. Birinci Abdülhamit çıkıyor, böyle oluyor. Üçüncü Selim tahta çıkıyor, Kırım'ı geri alma hayalleri var. Olamıyor. Yani bir türlü Kırım'ı geri alamadığımız gibi... ...diğer Müslümanların da bulunduğu veya gayrimüslimlerin de topraklar peyderpey elimizden geçiyor. 19. yüzyıla gelince Osmanlılar yeni bir müttefik. Peki bir şey soracağım. Eren özür dilerim kestim ama e, şimdi Kırım Savaşı'nda Batı Osmanlı niye niye ha, de, oraya sen, geliyorum. Oraya... Yani çünkü bugün de baktığın zaman sanki Kırım üzerinden Türkiye'nin başını belaya sokmak mı ister gibi bir hal var Batı'da. Yani hmm. her şeyde kavga ediyoruz. Böyle Kırım meselesinde Türkiye'yi kullanmak istiyorlar. Bilmiyorum. Ben. Ya şöyle o Tabii 19. yüzyılda Osmanlılar yeni bir müttefikle karşılaşıyorlar. Bu ne? Denge politikası. Aslında Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılın sonun başında işlevini yitirmiş, gücü kalmamış. 1807'de 16 tane İngiliz gemisi geliyor. İstanbul'da sarayın önüne kadar geliyor duramıyoruz. 1807'de. Yani, Üçün Selim, 3 ün 3 ün selim diyor ki 1650'lerden kalma diyor, tahkimatla diyor toplarla bunları durdurmanız mümkün değil. Yoktu zaten diyor. Ben size 50 defa dedim diyor. Adam gibi top koyun. Taş atan toplarla olmaz. Ee, o dönemde artık kızgın gülle diyor. Şarap neli atan şeyler çıkmış. Mesela ondan sonra da Osmanlılar 19. yüzyılda Boğaz'a çok ciddi tahkimat yapmışlardı. Mesela Çanakkale Savaşı'na giden yolun altı o. Çünkü ya rezillik ya. Resimleri de var hatta. Onu biz dergide de yayınlamıştık. Bu İstanbul'un önlerine bir İngiliz donanması geliyor. Fakat ee, tehdit ediyor sarayı İstanbul'u bombalamakla. Daha sonra şartlar değişiyor, çekiliyor. Aslında bu şunu gösteriyor. İngiltere gibi, Rusya gibi bir devlet aslında dünya dengeler uygun olduğu an İstanbul'u işgal eder. İşgal İşte biz o dönemde dengeleri kullandık. Tabii o dönemde e, 2. Mahmut döneminde reformlar başladı. Tanzimatla bunlar devam etti. Tabii Kırım Savaşı'na gelindiğinde 1850 işte. Tabi o dönemde Ali ve Fuat Paşalar da çok iyi diplomatlar. Avrupa dengelerini çok iyi kullandılar. Ve o dönemde İngiltere, Fransa ve Piemonte, Piemonte'de de İtalya. İtalya evet. Birliği'ni kuran e, Prenslik. krallık, grenslik. E, onlar Osmanlı'nın yanında savaştılar. Tabii Rusya'nın da fazla büyümesini istemiyorlar. Yani, Nasıl hikaye? Yani, Mesele, yani, o. Tabii, Mesele o. Tabii, yani savaşın çıkma sebebi de kutsal yerler meselesi. Yani Osmanlı'nın en büyük sıkıntılarından birisi de odur. Kudüs'teki kutsal yerlere kim şey yapacak? öyle bir şey var ki kiliseye. Ya Fatih, devletin zayıflığına bak. Senin toprağın kim hakim olacak diye tartışılıyor. Rus mu, Fransız mı? Ya senin toprağın? Ha işte diyorum ya aslında. Ve bir... çeşitli yerdeki farklı toprakların içi bu tartışmada. Evet. Acaba bir yer işte evet. değil? Evet. evet. merkez gitti. Aslında yıkılmış Osmanlı da. Ya i̇şte o... aslında şeyi açık şey... açık söylemek lazım. İkinci Mahmut sonrası hatta o kabalalı Mehmet Ali Paşa isyanından sonra. Osmanlı'yı koruyan bu 100 sene kadar devam etmesini evet. sağlayan İngilizlerdir. Tabii denge politikası. Yani Osmanlı onu kullanıyor. Yani bak bugün de mesela nedir? Bizim ilginç bir özelliğimiz var. Biz bir tarafın tam adamı değiliz. Bir tarafla birlikte hareket etmiyoruz. Yani Rusya ile de gerektiğinde birlikte hareket ediyorsun. Gerektiğinde Amerika ile birlikte hareket ediyorsun. Gerektiğinde e, Katar'la birlikte hareket ediyorsun. Yani farklı şeylere girebiliyorsun. 19. yüzyıldan beri süre gelen bir şey. Ee, bir Farklı itibarlar ediyorsun. Türkiye'nin de başka türlü olması mümkün değil. Bu coğrafyada siz tek bir cephede ortak hareket etme imkanınız yok. İşte bu denge politikasının dediğin gibi mesela bak aynısı Kavala Ali Paşa Nizip'te ve Kütahya'da savaşları kazanıyor İstanbul'a girer. Ben gir, i̇şte gir. orada da denge politikası kullanılıyor. Yani çünkü Kavalalı çok ciddi bir modernleşme yapmış Osmanlı ordusunda. Tabii 1850 Osmanlı ordusu Mısır ordusu. M Mısır ordusunda ben çok hep ciddi bir şey hep şeyi merak ederim. İki şeyi merak ederim. Bir, Nizip Savaşı'nda mesela. Tabii. Türk ordusu İbrahim Paşa var. Mısır ordusu. Mısır ordusunun üniforması neydi? Resmen Türk askeri bu. Türk askeri. Nasıl tanıyorlardı Eyalet. birbirine? Nasıl tanıyorlardı bir yani. Ama Mısır ordusunun üniforması. Mısır ordusu o zaman modernleşmeye geçmişti ve üniformalar değişmişlerdi. Bizde de var o üniforma. Ya bizde Moltke var Bize bak mesela Nezip Savaşı'nda. Hatta Moltke bu yarı... Acaba Flaman tanıdılar mı Moltke, bir... Moltke. Moltke. İkincisi, ikincisi. O aslında Maltke. bir iç savaş yani. Tabii. Hı? İç savaş tabii. Tabii. Kavala'da hakikaten İstanbul'a gelseydi, Sultan Mahmud'u gönderseydi, Türkiye'nin Türkiye, Çünkü... talihi başka olur muydu? Çok başka olurdu. Çok başka olurdu. Şöyle bir... İbrahim Paşa biraz oldu cin gibi adam. Tabi. Şöyle Kavalalı. Kavalalı'nın oğlu İbrahim Kavalalı da İbrahim Paşa. Kavala son senelerinde yani çok yaşlı artık şey. Bu İbrahim Paşa cin gibi adam. Tabi askeriye de ciddi bir reform yapmış. Mısır'da tarımda vesaire de birçok şey. Mesela ilk gazeteyi, Türkçe gazeteyi Kavalalı evet. şey çıkarıyor. Kavala'lı çıkarıyor. Biz çıkarmıyoruz. Muazzam çok... modern şey hocam. Ne enteresan biliyor musun? Şeyde Mısır'da Kavalalı. Yani Kavalalı hanedanı Mısır'ında kraliyete kadar. Oradaki resmi dil Türkçedir. E ee işte ilk Arapça değildir. İlk resmi Türkçede. gazete, ilk Türkçe gazete Mısır'da çıkıyor. Yani Türkçe kitaplar basılıyor. M M M M M M M M Mısır Müzesi'ni kuran Kavalalı değil mi? Hayır. İsmail Paşa. dedim İsmail Paşa. Ailesi. Ya ailesi kaval dedim Tabii yani. O sülale. O, o sülale, sülale. O, sülale sülale, ya, o hanede yani. söylüyor. devam ediyor. Tabii Abbas Bey işte evet. aile hepsi devam ediyor. Yani aslında kavala döneminde de Osmanlı İmparatorluğu'nun bittiğini görüyorsunuz. Çünkü Avrupa dengeleriyle ayakta durabiliyorsunuz. Tabii bunu kullanıyorlar. Osmanlı. İşte Kırım Savaşı'nda da bu dengeler kullanılıyor. İyi bir diplomasi takip ediliyor. 1853-56 arasında e, aslında ilk büyük dünya savaşı sayılabilecek bir savaştır, savaş da Kırım Savaşı. Çok ciddi silah teknolojikleri kullanılmıştır. Mesela Mısır'ın ...kavalarının şeyi Mısır... ...hidimlik yok zaman gerçi ama... E, ...Mısır'ın hakimi Sevastopoldadır. Tabii. Şeyden Paşa. Hangi şeydi? Said Paşa mıydı? Yok. Biri. oradadır Bizimle savaşır. Ve şey oluyor tabii... ...Kırım Savaşı... 3 yıl süren savaşın sonunda... ...Ruslar malum oluyor... ...ve Paris Anlaşması yapılıyor. Aslında orada bir şey daha var. Türkiye aslında Avrupa'nın bir parçasıdır deniyor. Yani... Evet. ...fakat daha sonra... <laughs> ...daha sonra toprakları diyorlar Avrupa devletlerinin güvencesi altındadır. Daha sonra bu unutuluyor. Batılıyor. Yani bu daha defalarca yapılmıştır. E, Batılılaşamadık. Günümüzde de yapılıyor. Ama ilginç bir şey var. Kırım Savaşı'ndaki bu ortak diplomasinin yanı sıra İstanbul'a çok ciddi etkiler olmuş. Çünkü o dönemde İngiliz, Fransız askerleri İstanbul'da kalıyorlar. Mesela telgraf çok hızlı geliyor Osmanlı topraklarında. Özellikle hayat tarzına etkiler oluyor. İşte mesela şeyin mesela Kırım Savaşı'ndaki önemli özellikle ilk defa Hemşirelik faaliyetleri çok etkilidir. Ee, Selimiye'deki orada birinci orduda onun müzesi var. Bunun faydası şu, eskiden yaralanan asker bir daha savaşa giremiyor. Hemşirelik ve sağlık hizmetlerini ile birlikte o asker iyileştirilip cepheye daha sonra bir süre sonra sürülebiliyor. Mesela böyle birçok şey Yalnız, o dönemde Kırım olmuştu. Savaşı'nın çok komik tarafları da vardır. Çok uzun sürdüğü için ve pek öyle devamlı... Kaç sene sürmüştü? Üç sene. Üç sene, üç sene. 53 devamlı şey yok çarpışma falan yok. Arada bir şey. Yani herifler karılarını götürmüşler. İngilizler falan. Hepsi orada partiler, şeyler diye savaşıyorlar. Kırım'da. Kırım'da tabii tabii. O konudaki çok güzel yayınlar vardır. Anlatım şeyleri. Şu şunda savaş, e, şu parti veriyordu. Bu da bilmem ne işte adamları geldi falan diye o şeyler var. Tabii bir şey oluyor. Kırım Savaşı'ndan sonra Osman, özellikle Osmanlı'da Ruslara karşı Prut'tan sonra ilk defa galip geliyorsunuz. Yani bu hep mağlup olurken ve Osmanlı Avrupa diplomasinden çok etkileniyor. Fransız ve İngiliz elçileri çok aktif oluyorlar. Mesela Keçizade Fuat Paşa diyor ya, bizde diyor alttan bir kuvvet gelmez diyor yani halk. Bizde diyor, padişah da diyor hepimizin tepesindedir diyor. Biz diyor yan kuvvetlerle gideriz diyor. Bunlar da elçiliklerdir diyor. Yani Fransız elçiliği kimin üzerinde etkiliyse o sadrazam oluyor. İngiliz elçiliği kimin üzerinde etkiliyse o sadrazam oluyor. Bitmiş devlet. Bitmiş. Yani o ya devlet. şey aslında son yüzyıl, uzatma yüzyıl. Yani e aslında ki, devlet 1800'lerin başına bitmiş. Tabii. Yani tabi biraz önce Murat'ın dediği gibi bir sürü asker ailesi gelmiş buraya yerleşmiş vesaire. Bunlar hayat tarzlarına da etki ediyor. Yani Osmanlı'nın İstanbul'daki hayat tarzları değişiyor, vesairesi değişiyor. Ee, bir batıllaşma sürü, başlıyor bat, bat, Batılaşma daha da etkili zaman, oluyor. Dendiğine göre Kırım Savaşı'nın bugün kalan en önemli eseri Üsküdar'a giderken altıda bir yağmur. Kadir Türküsü. Çünkü tabii. İskoç birliği çalıyor diyorlar ama... Ee, ...şeyde de var aynı türkü. Özbekistan'da da var. Tabii mesela ilk yani. defa Sultan Abdülmecit... ...Fransa elçindeki bir baloya gidiyor. Osmanlı Padişah'ın böyle bir gittiği yok tabii. Yani o balolar hatırlıyor musun? Ya mısın? tabii o mesela... Gemide, ...gemide bir balo veriliyor. Tabii ortalık karışmış orada. Bizimkiler o Şimdi şeyi Şimdi Hüseyin Paşa, ben. Serasker, Fatih... Aha. E, ...dans ediyorlar. İngilizler karısını dansöz zannetmiş. <laughs> Kız... <gülüyor> <laughs> Benim konakta da dans etse, raks etse de gelip. O diyen kim? <laughs> Hüsrev Paşa bir şu. Hüsrev Paşa çok önemli, büyük adam. Şeydir ya zaten o, o dönemin resimlerine baktığınız zaman <laughs> böyle Osmanlı ortadadır. Yanında Fransız, İngiliz ve İtalyan vardır. Ee, birlikte şey yaparlar. Mesela bak basit bir detay. Ders kitaplarında anlatır. Fransız, İngiltere, Piemonte. Şimdi, Piemonte kim çocuk anlayamıyor bunu. Yani şimdi mesela bunu... Ne demek istiyorsun yani? Yani Deskirti şöyle mu? ders kitabındaki bir detayı diyorum. Onu söyle, nereden yani anlıyorsun? Yani şimdi onu? Fransa, İtalya, Fransa, Fransa Almanya, Fransa, İngiltere ve Piyometre. Şimdi ya orayı İtalya'ya yazamıyorlar mesela. Şimdi çocuğa bugün Piemonte diye bir şey arasa bulamaz. Ya Fatih, ders kitaplarında gördüm geçenlerde. Hünkar iskelesi anlaşmasının maddeleri. Pasarovça'nın maddeleri. Ya buna niye öğretilir bunun aşkına? Merhaba. Neye yarayacak? Sen biliyor musun bütün maddeleri? Açığa bakarsın. Bugün daha da kolay bakmıyor. Bu yani. bakan evet. bey bunları elden geçirecek. Yani şimdi ilkokul kitabında bile geçenlerde oğlum ders çalışıyordu. İtilaf devleti bilmem ne diye anlatıyor. ya ilkokul 4. İtilaf devletinden çocuğu yani. Bir milli mücadele verildiğini. İmparatorluğun bu kadar basit şey anlatacağım. Fazla bir şeye gerek yok. Şimdi biz Osmanlı döneminde 1861'deki ilk ders kitabını almışız. Üzerine Cumhuriyet'i ilave etmişiz. Günümüze kadar gelmiş. Ve ben bir iki defa... Bu tiyatrocu neydi o şey? Tiyatro yazarı. Cem Yılmaz mı diyorsun? Ay ne Cem Yılmaz ya? Tarih kitabını yazan. Ahmet Refik Paşa değil mi o? Aha, Ahmet, ve Ahmet ve Refik Vefik, Vefik Paşa'nın ve kitabı ve hala devam ediyor. Hayır o dönemde normal. Böyle kronoloji e, maddeler e mi? vesaire olması. Bir de günümüzde... Emin bağlantı... E tarihi de mi onun üzerine kurulmuştur? Aynı. Aynı yani değil mi? Aynı aynı. Şablon aynı geliyor. <laughs> <laughs> ya yani biraz mesela son yıllarda ben o zaman idareci olmadan önce bir iki, müfredatta bazı yerleri sadeleştirdim biraz şey yaptık ama zamanım olmadı o dönem. Çünkü burada problem şu. Çok bütün derslerde çok şey vermek isterken hiçbir, hiçbir şey, veremiyoruz. Hiçbir şey veremiyoruz. Tabii o O yüzden de nefret ediliyor tarihte. Kırım Savaşı yani Avrupa diplomasisiyle aynı şey gibi düşün. Bir yer Avrupa ile böyle bizim de çiçmaylarımız vardı ya 2000'li yılların başlarında böyle çok şeydi. O dönemde de öyle. Fakat ondan sonra 1877-78 savaşında bizi ortada bırakınca büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. İşte Avrupalısınız diyorlar ama Rusya geliyor. Ee, mesela o anlaşmadaki o Osmanlı topraklarının güvence altında olmasına falan kimse uygun Evet Çünkü burada problem şu. Herkes kendi çıkarını düşünüyor. Ve tabii Kırım Savaşı e, Kırım son derece önemli bir yer. Rusya aslında e, Kırım'ı biliyorsun o dönemde Stalin bırakıyor herhalde Ukrayna'ya. O devletler kurulurken. O dönemde Stalin bırakıyor. Daha sonra Rusya mesela o parçalandığı zaman e, öyle bir gücü yoktu. Kendine gelince zaten birçok yerde operasyonunu yaptı, yaptı. 1917'de de aynısını yaptı. Bak Rusya 1917'de Çarlık dağılıp Sovyetler Birliği kurulduğu zaman zaman kazanmak için derin toprak satıyoruz diyordu. Önce bağımsız bıraktı Azerbaycan, ı, Ermenistan ı vesaireyi. Belli bir süre sonra buraları geliş işgal Mesela 90 Tabii işte 91'de Sovyetler Birliği dağıldığında tarihçiler onu diyordu. Rusya zaman kazanıyor. Tabii bu zaman ee, hemen toparlayamadı. Şey gibi yani ne o yılkı atı gibi bırakıyor sonra. Ben, bak 2008'den sonra Gürcistan müdahalesinden sonra farklı bir farklı şeye geçti, geçti Rusya. Şimdi o Kazakistan'a gitti, aynısına gitti. O kendi periferindeki kendi çıkarlarını, kendi nüfus alanlarını e, o kendisi kontrol altına almaya başladı. Tabi burada problem şu fazla yayıldığınız zaman da toparlama şansınız olmuyor. Büyük devletlerin en büyük problemlerinden biri o. Yani Osmanlı'da da böyle. Yayılıyorsunuz, düşmanınız artıyor, mücadele edeceğiniz coğrafya artıyor ve kaynağınız buna yetmiyor. Yani bu belli bir süre sonra Sovyetler Rusya'da üzerinde de ciddi bir problem olarak karşımıza çıkacak. Bırakır mı sence Ruslar Neyi? Kırım'ı? Gücü yettiği müddetçe bırakmaz. Peki Ukrayna? Neyi? O güçte bir de Ukrayna meselesi var. Yani e, Rusya'nın Ukrayna'yı. Aslında işleri. Ukrayna dediğimiz yerde tarihen Kiev kenezdi. Kiev Kinez. Hatta şeydir ilginçtir. Kiev daha öndedir. Moskova'dan önce. Tabii. tabii. Yani Moskova'yı <laughs> Katarlar biraz daha ön plana çıkarmışlardır. <laughs> Kiev daha güçlü bir. Aslında bunlar Slav hepsi. Nevski, Aleksandr Nevski nerenin? İlk Rusların milli kahramanı evet. diyorsun. Kiev mi şey mi? Yani ilk şeydir Tatarlara karşı, ilk Moğollara karşı ilk milli mücadeleyi veren kişidir. Tabii o dönem 3-4 Novgorod var, Kiev var, Moskova Kinezliği var. Fakat orada tabii Ukrayna şu anda uluslararası bir şey haline geldi, mücadele sahası haline geldi. Kimsenin umrunda Ukrayna dan ziyade kendi güçlerine herkes orada deniyor. Yani Avrupa donu diyor, Fransa donu diyor. Tabii bu son Kazakistan olayları biraz da Ukrayna'yı... Boğaz'ı talan edip Yağmalayanlar Ukraynalılar. Ukra ha Ukraynalılar şöyle. O var şimdi onu şey unutuyoruz biz. Ukraynalılar. yeni Yeniköy'ü yağmalamışlar. Ya oradan gelip düşünsene. Ukraynalılar hata, ataları Kazaklar. Bunlar Kazak. Hristiyan Kazaklar. Yani bizim Kazakistan'daki Kazaklar değil. değil. Bunlar Rusya steplerinde kaçak yaşayan şeyler, halklar. Bunlar tabi zaman içerisinde çok kuvvetleniyorlar. Bunlar şayk adı verilen küçük gemilerle Karadeniz'e geliyorlar. Osmanlı topraklarını yağmalıyorlar. Tabii küçük gemiler olduğu için vurkaç yapıyor. Öz, öz, şeye gidiyorlar mesela Sünaba gidiyorlar vesaire gidiyorlar. 1630'lu yıllarda Yeniköy'ü basmışlar. Yani Şu düşün. Burası. burası. Yeniköy'ü yağmalıyor. Tabii Osmanlı gemileri daha ağır gemiler. Onlar yetişene kadar e, kazaklar kaçmış. Hatta işin ilginç tarafı şudur. Bu kazakların Rus çarı veya Lehistan kralı tarafından himaye ediliyor. Osmanlı bakıyor bunlarla yakalayamıyor. Direkt savaş açıyor. <laughs> Yani gelin adamlarınıza sahip çıkın. E, Leistan'la mesela bizim aramız Lehistan e, değil Polonya. Fazla, Polonya tabii Polonya ile problemlerin çoğunun sebebi bu. Mesela bu Viyana bozgununda Leistan'ın o Haçlı bildiğinde yer almasının sebebi çünkü Osmanlı Kazak meselesinden dolayı birkaç defa Ukrayna'ya sebebi var. Tabii Ay, o, o da, da kuvvetli bir translik. Ciddi savaş açıyor. Çünkü zapt edemiyorsunuz bunları. Şöyle düşün. 100 tane şayka ile geliyor adam. Gemiyle hangi birini yaşayacağım? Burkaç yapıyor. Ya bunun üzerine Vikingler devlet... Vikingler gibi. Tabii. Vikingler gibi. Tabii. Şey değil mi bu Go Gogol'un meşhur ee, Taras bulması değil mi bu? Tabii. Tabii tabii tabii. Taras Bulba tabii. Ya tabii bu Kazaklar... Onlar Kiev, işte, Kiev Kazaklar onlar. Tabii, tabii tabii. Tabii. Tabii, Moskova büyüyünce bu Kiev'i alıyor. Seyretmişsindir şeyi. Yul Bryner. E... Tony Curtis. To, Tony Curtis bir Yul Breiner. Tabii şeyde de onu anlatır. Yüzbaşı'nın kızında da. O Doğru. E, Kırım Savaşı sırasında bizim 1768 Savaşı sırasında Pukaçev ayaklanması Puraşı var. Ofisyanı. Büyük bir kazak ayaklanması var. Yalnız şey biliyor musun? İncecik bir kitap var o Yüzbaşı'nın evet. kızı. Adam iki senemine orada araziyi tetkik ediyor evet. öyle yazıyor. Ama şey öyle zaten. Yani o Savaş ve Barış'ı yazarken de 15 gün arazide gezmiş Napolyon'un. Anlaşıl Savaş ve Barış lafını kullanmıyor. Harp, harp ve harp bunun Harp ve yani Ne o... farkı var? Ha? Ne farkı var? Kötü. Ahengi kötü. <laughs> Harp ve sohb nerede? Savaş ve barış. Şimdi de böyle biliyor millet. Ahmet Kasım Han mesaj yapmış. Diyor ki Kırım'ı Ukrayna'ya veren Kuruşev'tir diyor. Ha Kuruşev. Olabilir. Yani o tabi burada e, dediğimiz gibi günümüzün satrancı ayrı bir şey. Tabi burada olan aradaki halklar oluyor. Yani bir huzur olmuyor vesaire olmuyor. Bırakmaz. Yani şey olmuyor bırakmaz. Tabii burada yani bu gücün ne zaman gideceği, ne zaman biteceği belli değil. 1991'de Sovyetler Birliği'nin çökeceğini kimse bekliyor muydu? Yani analizler yapılıyor ama böyle, yapılıyordu. böyle Ya bu, ölçüde olacağını bu kadar, bu kadar olacak ne demiyordun. Ama sana söyleyeyim Aleksadrov'un Benningsen 70'lerde 20 sene tabii. Var dedi. Evet. Yani. Tabii. Bir de olur. Yani. Hayır, şöyle zaten merkezi bir yönetimle bir yere kadar gidiyorsun. Kontrol edemediler. Evet. Bir de Stalin şeyi yasaklamış bilgisayarı. Bunlar Burjuva ilmi diye. Mesela Rusya'da Stalin, Stalin zamanı sibernetik zaman. üzerine fazla çalışma yapılmamış. Sonradan mesela şu anda Ruslar daha aktif hale geldiler. şey yoktu. Yani mesela o zaman şey hesaplanıyordu Rusya çöktüğü zaman o dönemin teknolojisinde 90'larda 1 milyon bilgisayar olsa Rusya'nın o üretim kapasitesini hesaplayamıyor. Çünkü her şeyi Moskova'dan yapıyorsun. Özbekistan'daki pamuğu da Ukrayna'daki <laughs> motoru da ee, ama akıllılık yaptı. Bak mesela biz Osmanlı'nın son döneminde bunu yapamadık. Yani mesela biz bilinçli küçülebilir miydik? Küçülenebilirdi. Real olarak doğruydu. Ama anlayış şu. Şimdi o Özbekistan'a sömürge olarak bakıyor. Sen Yemen'e vatan olarak bakıyorsun. Böyle baktığımız zaman real politik açısından bilinçli bir küçülme mümkün, mümkün değil. Olmuyor. Ama ne oldu? Yemen'i kurtarmaya, Libya'yı kurtarmaya çalışırken Selanik'i de kaybettik. Yani mesela Atatürk'ün o 17'deki şeyi de mesela savaşın sonunda bile mesela belli bir sınır çekilip elimizde kalması gereken yerler diye düşünülebilirdi. Mesela Abdülhamid'in kafasında bir şey var yazılı değil ama mesela Anadolu Rumeli ve Arap coğrafyasını elde tutmaya çalışıyor. Mesela Tunus gibi uzak elinde tutamayacağı bu. yerlerde fazla mücadeleye girmiyor. Nerede bu Nerede yazılı. Hayır. Yazır değil ya kafasında ya hadis, kafasından olduğunu anlıyorsun. Mesela, anlıyorsun, tahmin. Hayır Doğu Anadolu'da ıslahat yapılsın vesaire denir de çok sert karşı çıkıyor. Çünkü bir de mesele şu. Kurtarabileceğin yer var, kurtaramayacağın yer var. Şimdi bunu İngilizler ve Ruslar çok bilinçli olarak yaptılar. Rusya iki defa yaptı. Ama dediğim gibi bizim kafada şey yok. Yani sen İşkotra'yla e, Berat'la Amasya'yı bir tutuyorsun. İkisi de vatan parçası. Atatürk'ün raporunun Euro, orijinalini buldum biliyor musun? Hı. Çıkmamıştı ortaya. Söylemiştim. Şevket Süreyya abi çok büyük adam. O. Çok büyük adam. Ee, Acaba gençler okuyor mu Şev Şevket Süreyya'nın kitaplarını? Valla kitapları hala tek adam. ikinci adam Enver Paşa hala basılıyor. Hala basılıyor ve eşsiz kitaplar yiyor. Yani. Ben yani tanıdım Şevket Süreyya abi. Çok büyük yani çok malumatlı insandı. Neden? ilk o yayınlamıştır şeyden. E, sonra Kamil Paşa'nın torunu neydi? Tarih kurumunda. Bir ara Atatürk'ün özel o sona mi son, şey, torunu diyor. O yayınladı lafını ama ilk Şevke Süreyya Bey'dir. Ee, şey diyor bu çok enteresan bir şeydir. Orijinali herhalde orijinal çıkınca daha başka şeyler hmm. çıkabilir çıkabiliyor diyor. Doğrusunu bulmuş yayınlamış. Orijinalini bulamamış fakat doğru metin yayınlamış. Tam metin yayınlamış. <laughs> Şevke Süreyya Bey. Bir de Fatih Şevke Süreyya Bey'in özelliği ya birinci dünya halinde Sarıkamış'ta Bakalım. ve Almanya'da şey Rusya'da pardon Moskova'da Emre ile görüşüyor. O nesil yaşamı Eski nesil onlar. Aynı nesil onlar dedi. Aynı nesiller. Tabii. Evet Emre Paşa biraz daha büyük Biraz olan, daha nesil. Ya hepsini görmüş. Hepsini. Tabii o dönemde kitap bulmak, belge bulmak, yazmak, çizmek öyle kolay da değil yani. O eskiden ulaşmak, etmek ee, yani zor iş yani. Şimdiki imkanlar üstüne ya fotokopi çıktığı zaman biz ne büyük nimet diyorduk. Şimdi cep yani telefonu, enerjiyi kayda alıyoruz. 2-3 kita kitap vardır tarihçilerin ciddi şekilde okuması gerekir. Birincisi İbn Emin son sadr Neler var? Tarih kurumu yeniden bastı onu. Evet duydum. Neler var bir de şefkesi. bir çok ciddi okumak lazım. Arada öyle bir kırıntı gibi görüyorsun bir bilgi var içerisinde yani. Ya burada problem şu zaten. Şimdi bizim birçok iyi hasletimiz var. Birçok e, eksik hasletimiz de var. Bunlardan birisi şu. Tarihin lafını çok edip. Çok? tarihin lafını çok edip şöyle şanlı tarihimiz var şöyle büyük bir şeyimiz var deyip tarihten en az istifade eden milletlerden Millet, birisi. Yani Sadece, Sadece övmek için kullanır. Mesela tarih. bu kitabın yazılma sebebi de o yakın. Yani bizim son dönemi e, biz Murat'ta da konuşurduk. Şöyle hap gibi bilmesi lazım. Yani belli bir eğitim bu, seviyesi. tam o zaten. Bu, Tabii, tam yani tam o Yani ama çoğu belli bir eğitim seviyesindeki insanların aynı zamanda cumhuriyet. Bu çok bazıları. yüksek eğitime de gerek yok Tabii. Yani Bu iyi anlayabileceği bir dil. Yani, herkese, değil yani değil bu. çünkü mesele maalesef bir problem var. O PISA testi var çok doğru o. Bir Okuduğunu anlama. Tahsilli, diploması bilmem nesi var. Okuduğunu anlamıyor. Evet. Ama bak onun da sebebi şu. Bakan Bey'le geçen gün konuştuğumuzda söyledi ya. Milli Eğitim Bakanımız. Hı Yani mesela İngilizceyi diyor biz İngilizce öğretecek gibi öğretiyoruz adamı. Ya, yani İngilizce öğretmeni... Türkçeyi... Tabii Türkçeyi de aynı Türkçe şekilde. Türkçeyi anlamıyorlar. Yani ya. anlasın okus şey diye yapılmıyor. Şimdi Erhancığım kendi dilini öğrencilerin ve mi öyle ve dolayısıyla şey? toplumun yüzde 65'i okuduğunu anlayamıyor. Yüzde 65 çok yüksek oran yani. Çok de ya abi kıçından anlıyor. Başka bir şey. Ya anlamıyor. Mi? Anlamadığını o yani. yani... İlk okul birden itibaren Türkçe veriliyor. Dört sene ilkokul. dört, sene ortaokul, dört sene Lise. Üniversitede de veriliyor. Burada problem şu. E, ders kitaplarını bak ben sana getireyim. Tabi burada Kez değiştirsen de öğretmenin de mantığını değiştirmen lazım. Burada öğrencinin bu anlama kabiliyetinin gelişmesi Bak, üzerine çok kurulması karışık lazım. karışık soruyorsun. Dedi ki Mahmut Bey, Fatih İngilizceyi, Türkçe'yi bilmem neyi gramer dersi verecek gibi öğretiyor. Tabii. Öğretmen yetiştirir gibi öğretiyor. Mesela sen Fransa gramerini biliyor musun? Süper bilmem bilirim ama. İngilizce grameri? He. Eh. Hiç işime de yaramamıştır. Gerek yok ki. Ne işe yarıyor? ...pase kompozyonu bilmem ne olacak. Yalnız var ya yedi bin tane... ...yedi bin tane şeyde... fiilin... ...çekimini evet. öğrenirdik ya 7000 Ne Yedi bin tane. Ne işe yarayacak? O gene iyi Arapça'da... ...çekim bellidir, kural vardır, fiilleri verir. Bir de şaz diye bir şey vardır, kural dışı. 30 bin tane. <laughs> yani, şeyi de, yani şeyi de görmek lazım şimdi... yani ...birçok şey mesela günümüzde ne var şöyle düşünelim... ...bugün... Ordumuz nerelerde mücadele ediyor? Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Karabağ'da birçok mücadelede bulundu. Bunlar aynı zamanda Atatürk'ün de bulunduğu cepheler. Libya, Suriye, Osmanlı'nın son dönemindeki Erhan, cepheler. Türk ordusunun şu anda oralarda olması başka bir şeyi gösterir. İmparatorluk hala paylaşılmadı. İşte yani aynı öyle. Yani, öyle. Ortadoğu da zaten şu anda Osmanlı'nın yıkılışının yankıları yani yani. devam etmemiş. Siyaseti bitmemiş. Problemler devam ediyor. Yani 100 yıl önce dondurulmuştu tekrar Tabii, cin O soğuk savaş döneminde evet. dondurulduydu, Cin şişeden çıktı. Tabi burada problem şu. Türkiye kendi haklarını müdafaa etmek için gidiyor oraya. Yani ya Azerbaycan'da kardeşine yardım etmek için gidiyor ya şimdi şöyle düşün. 100 yıl önce 1918'de Kafkas İslam ordusu. Nuri oluştu. Paşa vardı orada. Şimdi gene bir paşa. İmparatorluk mi? bitmiş. Osmanlı İmparatorluğu. Bir iki ay sonra teslim olacak Mondros'ta. Kafkas İslam ordusu kuruluyor. Başına Nuri Paşa geçiyor. Kafkasya'daki Müslümanlardan ve Türk subaylarından bir ordu kuruluyor. Eylül ayında bunlar Bakü'ye giriyorlar ve oradaki Azerbaycan Türklerini Ermenilerin, Rusların, İngilizlerin elinden kurtarıyorlar. Evet. Şimdi aynı topraklar daha sonra ne oldu? 1990'larda tekrar işgal edildi. Ve Türkiye'nin de verdiği destekle birlikte Azerbaycan ordusu bir destan yazdı. Ben hep yani bizim ah, hal bizde şey pek kurtarıldı. Ee, Nuri Paşa'nın harekatı aynı zamanda Bakü petrolüyle evet. ilgili. Evet. Ama tabii orada Feryat Figan geliyor. Enver Paşa bak mesela orada ilginç bir şey. Şimdi Sovyetler Birliği çökünce Almanlar Gürcistan işgal etmiştir. Oradan Baki'ye doğru. Al Almanlar, Almanlar çaldık, önce. Çaldık çökünce. E, Çarlık çökünce. E, Almanlar işgal etmişler. Bizim Kafkas İslam ordusu giderken Almanya'ya engel olmaya çalışıyor. Ya Voronskovka Mor savaşı. Ve orada savaştık biz. Ermenistan'da, Voronskova'da Almanlarla savaştık müttefikimizle. <laughs> Ve orada ilginç bir şey var. Enver Paşa. 400 esir almışız Almanlarla <laughs> Almanların baskısıyla Enver Paşa, Nuri Paşa'ya mektup gönderiyor resmi yazıyla. Yavaş git, şey diyor gitme bitme. El altından başka mektup gönderiyor, hızlı git diyor. Yani çünkü o Almanya ile müttefiksin hala. Onlar da tabii Bakü petrollerini de geçirmeye çalışıyor. Yani Almanlar, İngilizler, Ruslar rağmen girilmiştir oraya. Ve ben o şehitliği gördüm. Şimdi Karabağ Savaşı'nda... Şey bile orada değil mi ya? İsveç, Nobel bile orada değil mi? Nobel, Nobel ailesi, petrolcü. Nobel? Bilmiyorum ben. Şey vardır orada, neydi meşhur petrolcü? F, F... Ha şey, Tagiyev, Tagiev, Tagiev. Yani o mesela tabii orada şimdi şöyle bir şey var mesela çok ciddi. Orada bir de komiserler hadisesi vardır. <laughs> Bu Türkiye'de pek bilinmez hmm. şeyin çok güzel kitabı vardır o konuda. Enok Kütüphanesi'ne sattı sevgilisini bir sahil kentine yerleşti. İngiliz tarihçi meşhur. Great Game yazan. Peter Hopkirk. Evet Evet 1914'te Nobel Azerbaycan'daki en büyük petrol üreticisiymiş. Bakü büyük mü? Bak, Bakü petrolleri... Bakü büyük bilmiyorum. Taki petrolleri eski eski petroller yani o dönemde işletilen vesaire edilen petroller. tabi o bir zenginlikti. Tagiyev ailesinden kimse var mı? Allah ben evini Mustafa ziyaret ettim. Müze olarak evine ben de gittim. E, ev. Çok güzel bir evi var. Ayla Duruyumuz olarak kullanıyor ve Tagiyev'in çeyi de çok. Osmanlı'ya o dönemde çok Balkan ev. Savaşları'nda bir Dünya Savaşı'nda ciddi yapıyor, yardım ciddi yapıyor, ciddi yapıyor, evet. yardımları var savaşta. Tabi şöyle düşünelim. Osmanlı'nın son döneminde Cumhuriyetin ilk döneminde tek bağımsız <laughs> Müslüman devlet Osmanlı Devleti. Ve önemli bir şey şu. Çok ciddi bir Türk dünyası kültürel hayatı var. Bak mesela günümüzde bu yok. Biz hep şöyle şey diyor. Yani diğer işbirlikleri ayrı. Şu anda mesela Osmanlı'nın son dönemindeki Türk dünyasındaki canlı fikir kültür işbirliği günümüzde yok. E yok tabii ki çünkü. Ama o dönemde iletişimin e Çünkü araya çok... 70 sene, 80 sene bir cahilleştik. Cahilleştik. Herkes cahilleşti. yaklaştık, cahilleştik. Hı. Ama işte o düşün 1910'larda. Bir de peki herhalde yani mesela Orta Asya'da bir Türklük bilinci var mı Orta Asya yoksa yeni benim oluşmaya başladı? Ya yani şöyle ben bir ikisine gittim. Azerbaycan'a gittim. Tabii şöyle de düşünelim. Bunlar bazıları birkaç asır Rus işgalinde kaldı. eski dönemden itibaren kaldı. Mesela e, tabi Rusların da biliyorsunuz. Ya bunla... şunu açık söylesene. Özbek, Türk'üm demez. Özbek kimdir? Özbek kimdir? Aynen. Kazak, Kazak. Kazak. Tabii bu Sovyetler... akademisyenliğe başladı. Hayır, hayır. Bak Azerbaycan'da, bugün, Azerbaycan'da öyle değil bugün. Yani bak mesela sadece o, o da var. bir tek Azerbaycan'da sadece. Hayır ama diğer bölgelerde de bu ya şöyle araya o kadar şey girmiş. Rusların politikaları girmiş. Bir anda olacak şeyler bunlar değil. Mesela bizim 90'lı en büyük hatalarımızdan birisi neydi? Biz gidiyorduk illa adama sen Türk'sün diyordu. Ben Özbey'im diyordu. Evet. Şimdi o e, Türkiye kavramı icat edildiydi mesela. Rahmetli Nadir Devlet çok kullanırdı. O mesela o pazla tutmadı. Ama bu şeyle birlikte, yani hadiselerle vesaireyle birlikte e, o ortak Türkiye bir... Türkiye kavramı ama Turkic tribes'ın kötü bir tercümesiydi yani. Kötü değil tercümesiydi de yani şey yapamazsın ki öyle bir şey. Ya ortak noktalara bulmak lazım. için mesela Kazak... Yani Özbekler hiç ben Türk'üm demiş mi daha önce? Özbek'im diyor. Bunlar da milli his bizden fazladır. Özbekler de. Evet Tabii. yani ötekiler de... Ve İran Azevileri şimdi bir kısmı yavaş yavaş Türkiye'ye şey yapmaya başlamış. Biz Tahran'dayken 80'li yıllarda söksüz, çingen olupsuz derlerdi. Ama çok değişti sonra. Çok değişti. 110'la çok değişti. Tabi burada şey şu, ortak noktalar var hocam. Mesela Kazakistan... Türk görürlerdi. Evet, Türkleri beğemezlerdi. Türk görürlerdi. Kazakistan mesela göktürkler atı olarak görüyor. Göktürkleri biz de at olarak görüyoruz. Ama, ama... Biz bozkurt diyoruz onlar keçi diyor. Hı. Türklerin diyor. Türkleri sen musun? Şimdi bir arkadaş vardı keçi de ya dedi nereden çıktı bozkurt dedi. Ya şöyle. Bir reklam arası verebilir miyiz? O son yüzüksel. şey diyelim mesela eski Türklerde. Mesela geyik de bir şey sembolik hayvanlardan birisidir mesela. Hmm. Bir reklam arası verin devam edelim sonra son bölümde. Evet devam edelim. Nerede kaldık? Ee, ya bir konuyu e, soracaktım. Şimdi unuttum. Dağ, profesör gibi konuşmaya dağ, başladı. Daldan dala da gidiyorsun. E, bu arada izleyicilerden konuşur. de sorular var. Bir iki tane on, e, yani bir iki tanesini sormak istediğim sorular var. E, onlardan birini hemen söyleyeyim. E, diyor ki bir izleyicimiz e, öğretim üyesi e, Muhsin Bey diyor ki Ukrayna krizi, krizi Osmanlı'ya bağlanmak için Kırım devreye sokmasına hemen Osmanlı Ukrayna'nın bu talebini kabul etmemiştir. De, niye etmemiştir? Devre gitmiştir. Doğru mudur bu? Önemde değil. Daha sonra var. 17. yüzyılda şey var. Onu bilmiyorum eski. Yani 17. yüzyılda e, Çehren Seferi var. Koca şey, hmm. Kara Mustafa Paşa'nın. Ruslarla bizim ilk savaşımızdır. Ukrayna steplerine biz giriyoruz. O dönemde aslında onların biz şeyini alıyoruz. Ukrayna'daki Kazaklar himaye altına alıyor Osmanlı. Ama tabii Viyana bozgunundan sonra hiç değişiyor. Şey, şey de 1266'ymış. Cenevizlerin kefeye gelişi. Aa tabii. tabii. altın ordunun yok zayıflamasından şey. sonra İten oluyor. Yani olur. şöyle o e, 17. yüzyılda Kazaklar yüzünden bütün Osmanlı politikası değişmiştir. Yani mesela Osmanlı Leistan'la savaşmaz. Tampon devleti olarak görür. E, Polonya'yı Avusturya ve Rusya'ya karşı. Fakat Kazak himayesi yüzünden Leistan'la aramız açılmıştır. Daha sonra Kazak meselesinden dolayı Ukrayna'ya gittik biz. Çünkü Kazaklar 17. yüzyılın ortalarında bir kazak, kazak hatmanlığı kuruyorlar ve Osmanlı'dan da destek istiyorlar. O dönemde Osmanlı belli bir desteği verdi bunlara. Fakat daha sonra biz Viyana bozgununda mağlup olunca... Onu bilmiyorum ben. ben. Benim bildiğim 17. yüzyıldadır o dönemde himaye altına alınmıştır Ukrayna'da. Hmm. O, ama Osman, ama Viyana bozgunundan sonra da tabii iş işte değişiyor. O zaman o bölgelere komple hakim oluyor. Ha Şeyi unuttuk mesela. Ee, o dönemde Azak Yarımadası'nı Ruslar alıyor. Alıyor. Ama daha sonra geri alıyor Osmanlılar da vesaire ediyorlar. Yani mesela bizim şeyde pek bilinmez. Kuzey Seferler Osmanlı'nın bu Kazak meselesi filan. Çünkü devletin bütün politikası Kazaklar yüzünden değişiyor. Senin Hı. bir şeyin var. Osmanlı'yı borç batırdı diyorsun e, burada. Yani. Osmanlı'yı borçlama politikası. Neydi o politikası? Ha, mesela bu tarihimizde bizim birkaç defa dış borç alınma meselesi gündeme gelmiştir 18. yüzyılda vesairede. ...ilk dış borç Kırım Savaşı sırasında alınıyor. Hatta aldığımız ilk borcu Sultan Abdülmecid sonradan çevresinin tesiriyle vazgeçiyor borçtan. Yani borçlanmadan. Fakat daha sonra para lazım olduğu için, kaynak olmadığı için sermaye ihtiyacı var. Kırım Savaşı'ndan itibaren borç alınıyor. Tabi mesele şu. Bu sonra çok tatlı hale geliyor. Ya bir anda düşün. Para geliyor. Ee, hem devlet işlerini harcanıyor. Hem saraylar yapılıyor. Boğaz'daki vesairedeki. Ama bunların çoğu elimize geçmeden faize gidiyor. Tabii bu zamanla borç borcu aldırıyor. E ne oluyor? 1875'e geldiği zaman devlet borçlarını ödeyemiyor ee, ve batıyor. Muharrem harem kararnamesiyle ve ardından duyunu umurdu. 75 mi o? 75'te. Daha sonra zamandır. İlk batma 75'te duyun daha sonra. Hayır, Muharrem kararnamesi kaçtı? 1875. Ben 75 diyebilirim. Ve bunun e, Abdü, Abdülhamit zamanında batılmıyor. Abdü, Abdülaziz, Abdülaziz, zaman, Abdülaziz zamanında batılıyor. Muharrem Tabii bu ikinci Abdülhamit döneminde mesela bu duyun umumi, Abdülhamit mesela bu borçları ödemek için dış borçları e, uzun süre uğraşıyor ve devletin en önemli... kararnamesi 1881miş bu. Hocam, tutun. Yok, batış 75 tamam. ayrı o bir şey. Batış 75'te. Yani Evreden 75'te iflas ediyor devlet. Ödeyemiyor devlet onu. Ve ardından İkinci Abdülhamit işte devletin önemli gelir kaynakları işte tütün gibi vesaire gibi işte İstanbul Lisesi'nin bulunduğu yer duyuru Duyun me merkezi. Lazım. Bütün vergiler toplanıyor. Yani ve Cumhuriyet dönemine girdiğimizde de biliyorsun bu borçlarla Cumhuriyet'e devre oluyor. Hadise. Yani ve hatta ilginç de biz 1950'lerde dış borcun bittiğini biliyorduk. Fakat mesela Güneş Taner ilginç bir şey söylemiş. Son borcu ben ödedim. De. Evet. 80'lere yani kadar şey devam etmiş yani 84'e kadar. Doğru mu söyledi Güneşhan e orada? Ya Yanan mı söyleyecek tabii canım. Neyi uydurmuş olabilir? Hay Allah. <laughs> Hatta bir kalem var Murat'ta. Bu kalemle imzaladın. Kişinin azıcık yazın kendi. Şöyle olmuş. Bir mahsup yapılmış. O en iladeki hesabın. O adam biz borçlu çıkmışız onu ödedik. Hmm. Gelirler de bitti biliyoruz biz onu. Fakat yani tabii şöyle o aldığınız borç bir de mesele ranta bulup bir şekilde kullanılmıyor. Yani öyle kullanılmayınca da bu sefer... Bir dostumuz aradı, ismini vermemi istemiyor. Erhan'ın da arkadaşları çok sever. Fatih Bey, arşivler herkese açık mı derken, E-Devlet ve Devlet arşivlerinden girdiğinde şu an 70 milyon belgenin dijital olarak sunulduğunu, bunun yeni sisteme geçişle olduğunu, dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını hatırlatsak mı diyorlar? Yani doğru bu. Yani girebilirsin. Ama her zaman için arşiv binasında çalışmak daha iyidir. Çünkü geç giriyor bazı yeni tasnifler. Orada hemen buluyorsun ama internetten her türlü şeye ulaşabilirsin. Ve hakikaten bu dünyada yok. Abi çok ciddi şey oldu. Ben yani de zordu eskiden ya. Ama burada tabii şöyle bu 80 milyon belgenin tamamı verilmiyor internetten şu an bir kısmı. görüntüler işte hepsi onu yok. Onu söylüyorum. Yani hmm. şey şeyde çok daha iyi ama Oraya gittiğin vakitte dijital görüntüyü alıyorsun. Yani o tabii şöyle eskiden İstanbul'a gelmesi gerekiyordu insanların burada kalması evet. gerekiyordu. Şimdi bir görüntü istediği <laughs> zaman evet. gö görüntü şey yapılıyor. Bunu yemiyorsun değil mi? Görüntü. Tabii yiyebilirsin afiyet olsun. Hoş geldin İlber. E Yemiyor. <laughs> Ağlanmış. <laughs> ben de <laughs> bunu Tabii o Hı? yok fazla gelir. Oğlum, yani o var, sen de mesela o yüzden Al. mesela Cumhuriyet'in başında hep dış borçtan korkulmuştur biliyorsun. Yani abi, o şimdi. devletin iflası. Ne vardı o var şekerli? Devletin... Onu yemiyorum, bunu yemiyorum, vergin deyin falan. Sade bu. Tabii. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mesela o şeyi de hatta 93 harbine girdiğimizde o dış borcun ödenememesinden dolayı olumsuz bir havada var Avrupa'da. 1876'da. Ya şu akademisyenin suyunu bırakan dolayı. Olumsuz hava var kim bir şey yapacak o şey? Oğlum var lan. Hayır o sonra 1800. Yani 1876. Yani kardeşim da... devlet iflasını ilan etti. İlan etti tabii. Her şeyimize el kondu. Bunu söyleyeceksin. Yani. Budur bu. 1881. 81 Muharrem kararnamesi. Yani 76'dan sonra ödeyemiyorsun. 81'de bir ödeme sistemi kuruluyor artık. Ondan sonra devletin önemli gelirlerinin tamamı gidiyor. Hatta meşhur eski şeyler de vardır. Reji kolcuları diye yabancı e, halkın üzerinden tütün vergisini toplamak için e, ciddi takipatlar var. Aslında orada bir de düzene de sokuyorlar vergi sistemini vesaireyi. Çünkü kendileri paralarını kurtaracaklar vesaire yapacaklar. Hiç yani ya, da... vergiyi yabancılar topluyor. Tabii. Yani önemli vergileri topluyorlar. Yani çünkü... Peki bu, bu milletler arası bir anlaşım yoksa bankerlerle Türkiye arasında, arası, yani Osmanlı arasında? Arası, arası. Yani 200 milyondan fazla borcu var Osmanlı'nın ortaya. Peki borç kimlere? Bir sürü yabancıya. Hayır. Bankalara ama. Devlete de var, bankalara da var. Tabii bir indirim yapılıyor 1881'de. Evet. Abdülhamid daha sonra bir iki defa daha yaptırmıştır. Bu rakamları indirterek ödüyoruz. Çünkü ödeyemiyorsun. Yani biz diyorsun tamamını ödeyemeyiz bunun. Çünkü burada problem şu Vahdet Hoca yayınlamıştı onların. Daha bir kısmı almadan ara, ara gidiyor. Mesela adam sana bir borç verdiriyor ama. Ya şimdi. O borcu yahu şey ne yapıyor. Ne olur şu akademisyen kimliğini bırak. Daha eskisi gibi anlat bizim programdaki gibi. Vahdet Hoca bunu yayınladı. Gırtlağımıza kadar borca batmışız. Neydi Yahudi? şeyi kuran, Yahudi şeyini kuran. Aron Hirsi. Şey onlar Hertz. Hertz. geliyor. Toprak verin borçları kapatalım diyor. Verin. Sultanamit vermem demiyor. Şimdi o da bizde efsane gibi uydurulmuştur. Yok atalarımın şey öyle bir şey yok. Diyor ki bütün belgeleri yayınladı Bahtiyat Hocam. Biz de diyor borçları azaltmaya çalışıyoruz diyor. Sen azaltırsan diyor senin grubun diyor. Düşünürüz konuşuruz o işi ama ben azaltırsam zıldık vermem, vermem diyor. Hocam vermem de defol git falan bile bak böyle anlatacaksın. Tarih böyle bir de ders kitaplarından Kitabı çıkarınca havaya girdi. Yani. <laughs> ben senelerce yaptım bu işi şimdi konuşma evet. beni. Ama şey tabii o. Ve e, Sultan Hamid'in ekibi boşluğa düşür. düşürüyor. Düşürüyor. Ve ondan sonra zaten bir daha Herse'le görüşmüyor. Teodor Herse'le görüşmüyor. Hatta bir şey yayınladı Vahdet Hoca. <laughs> Herif def oldu gitti melun falan gibi bir şey hmm. yazı vardı. Büyük ihtimalle o şeyinde. Babeyin bir paşası vardı Sultan, Sultan Abidin Yani başta borçların azaltılması karşısında her bir pazarlık ediyor. Diyor ki sen pazarlık et ben de diyorum. E... tabi tabi. Sonra Yoksa kendisi... Şey yok. Atalarımın kanıyla aldığı toprağın öyle bir şey demiyor Abdülhamit. Bütün zabıtlar var. Sen de uğraş ben de uğraşacağım diyor. Kim düşürtürse diyor faizi sen düşünürsen diyor, görüşürüz, görüşürüz diyor. Ya, i̇ki misline ama... çıkmış yani. her Herzegov'a e bir kere karşı karşıya gelmiş mi Abdülhamit? İki, i̇ki ha, mi? Bakıyor, bir kere Huz görüşürüz. Huzuruna çıkmış. Huzurumuzda durma şerefine evet. nail oldu diyor. Tabii alınan borç, yani 100 milyon borç alıyorsan 200 milyona çıkmış. 1876'da. Bir veya ve... iki. Hı -hı. Ve devlet ödeyemiyoruz demiş. Onun üzerine 1881'de... Hı -hı. Yok, almıyorum sağ olasın. Azaltılmış ama ondan sonra da düzenli bir ödemeye girmiş. Ana kaynaklarınız gitmiş. Herz'in istediği yer e, şey değil mi, Kuzey Irak'ta... De bir yer üzerine konuşarak galiba başlıyor. Mezopotamya. Hayır. E, şey yapalım diyor. Herkes Filistin'i istiyor. Yani Filistin'de bir Yahudi bölgesi istiyor. Sultan Hamid Filistin'e vermem. Hemen. Orayı veremeyiz diyor. Çok sebepleri var diyor. Fakat diyor e, Kuzey Irak'ta yani bizim şeye Kuzey Irak'ta bir toprak vermeyi konuşuyoruz. Konuşuyor diyor. diyor Yahudi vatanı. Ama bağımsız değil. Bize bağlı gene ama Yahudi iskanı. Yahudi Allah'tan olmamış İsrail bizim komşumuz olacaktı şimdi. Böyle bir şey olsaydı düşünsene sen. Bazani evine e, bilmem kim olacaktı o da. Modehay bilmem ne olacaktı. Daha mı olur daha mı kötü olurdu? Ama orayı İsra İsrail bırakmazlardı. Orası bilinçli olarak 2500 yıl oraya dönme hayaliyle yaşamıştır. O Bak arada da bir kesimde bir grupla Afrika'ya taşıma. Evet. Uganda. Güney, Amerika var. Uganda. Güney Amerika var. Güney Amerika şeyi belli değil Uganda Uganda derler. Ben bazı yazışmaları gördüm. Gülbenk yanında var. Hı. Hatta Gülbeykan yanında Ermenileri taşımayı istedi. Taşımak. Ermeni vatanı kurmak evet. istemiş orada. Yayınlamıştım ben onu. Gülbenk yan. Bay yüzde beş. O da her şeyden yüzde beş alıyor öyle. Petrolden, Petrolden vesaireden şuradan buradan. Tabii onun şeyi vardı değil mi? Üsküdar'dı. Üsküdar'dı. Portekiz'e gittim. Portekiz'e müzesi Portekiz'e gittim müzesi. Türkiye'yi kurmak istiyor, izin vermiyorlar müzeyi Portekiz'e. Ama öyle değil o. Görüşmeci rahmetli şeymiş Cahit Kayra'yı. Bizim programda söylemişti. Cahit Kayra'yı. Evet Cahit Bey. <laughs> Bizden dedi. Kanunen, hukuken veremeyeceğimiz şartlar öne sürdü dedi. Belge istisnası, hmm. bilmem ne ithalat, ithalat serbestliği, ihracat bilmem ne her şey serbest olacak. Müzeyi size kurayım demiş, bize de olmaz dedik dedi. Portekiz'e kurdu sonra. Portekiz'e kurdu sonra. Muazzam bir müzedir. Gördün mü? Gördün. Muazzam bir müzedir. Yani Gülbeyk Yan'ın bir özelliği var. Nazar Hanım onun müzesinden bazı şeyleri getirmişti. Sabancı Müzesi'ne galiba o zaman. O da açlıydı. İslam eserleri miydi? Sabancı galiba. Ve adam en temiz, en kaliteli malı almış. Aramal yok. Hmm. Evet. Ya düşünsene, göğün kan var ya... ...Moğol. Aha. Onun papaya mektubunun orijinali var ya. Ki zaten 3-5 tane mektup vardır. Moğollardan kalma. Evet. Orijinal yani. Kırmızı damgalı. En temiz, en şey. E, kaliteli malları almış. Gürbekan. müzede sergi demişken şeyde çok güzel bir halife sergisi var. Sabancı Müzesi. Nazar Hanım. Nazır evet, Nazar Hanım. Nazan Hanım. Hanım Müzesi. Nazan Yeni açıldı. 15 gün falan evet. oldu. Çok güzel şeyler. Nis'teki o meşhur tabloyu falan getirdiler. Çok güzel şey. Eserler var. Evet. O güzel sergiler yapıldı ama orada. Evet yabancıda güzel sergiler oluyor oldu hakikaten çok iyi bir evet. oldu. Nazan, Nazan yapıyor. Nazan ya o yapıyor. tabii şeyle dediği gibi Nazan Hanım işi biliyor. Organize ediyor. Ee, çevre meselesi çevresi. Çevresi şey ama çevresi de var. Bir de tabii müzenin de bir gücü var o onunla birlikte. Hepsi Nazan Hanım. E şey yapıldı yani. Yani eskiden aslında birçok Türkiye'de de ciddiye atılıyor mu o zaman eee Kar Kar Karlofcan'ın 100. şeyin 300. yılda dönümü. Felaket o, felaket tabii, o mesela, o, o yüzden... mesela, orada bir Türkler sergisi açılmış hatırlar tabii. mısınız? Yani Türkler ilgili hayallerimi yıkan o, o, herhalde 15 sene olmuştur. Yok yok bu şey, Sabancı Müzesi'nde bir Türkler sergisi açılmıştı. <laughs> ee, şey vardı. Ee, Savaş ve Barış. Hı hı. Niye ve <laughs> diyorsun, ha? Niye harf ve sulh gelmişti. Biliyorsun. Ha? Bir harf ve sulh demiyorsun. İsmi oydu sergiler <laughs> çünkü. <laughs> İsa mesallerinde Vurdu, vurduğu vurdu, gol oldu. ya o isim benim değil ki Vurdu Vurdu gol oldu. Hayır efendim ismi Savaş ve Barış'tı sanki. Allah Allah. Bilmem. Ya, şeyler var tabii o. Erhan Bey beraberliği sağladı. Tabii o dönemlerde son adam, dakikalarında bu tür Başı şeyler. Olunca... Aşağıya karşı bir şey değil mi? Bu, bu tür şeyler gelmiyordu Türkiye'ye. Mesela o ilk, ilk cid... çift ondan azamdan mı Ya onlar değil? geldiği vakit. Hmm. Ya Karlofçı anlaşması geldi. Orijinali düşünsene. Tabii. Resmi Kütab'ın şeyi Mavva Kavdağatörü'nün imzası. Ya dedi. Nereden geldi o? Polonya'da. E, şunları dedim Nazan Hanım'a şurada küçük bir yer bir kulübe bir şey bir şey yakalım gece. Hepsi yandı diyelim sen deli misin dedi. Verme <laughs> geri dedim. <laughs> şey anlatılır bizde bu Boğdan boyu odası Ştefan Çalber'e var bu Romanya'nın aziz ilan önemli devlet başkanlarından birisi. Yani Filiz Hanım hikayesi sakın anlatmayacaksın değil mi? Tamam, anlatmıyorum. Iyisi, tamam, anlatmıyorum. Anlatmıyorum. Başka bir şey Kılıç hikayesini anlatmıyorsun Her geldiklerinde mi? bizden kılıcı isterler. Erhan, o ee, işin sonunu söyleme. Söylemiyorum onu zaten. Söyleme sonunu. E, e, şeydir çünkü, kutsal kılıçtır. Sonra işte yok sansür, şey, mansür. Yok. Sansür değil o. Topkapı yani. Sarayı'ndan isterler, biz de vermeyiz. Yani öyle. Oraya kadar. Sonra önemli, önemlidir gitsin. yani. O kadar, o kadar. Situ. Yani bak her Romanya Devlet başkanı geldiğinde bak, gündeme gelir yani. Ziyaret eder. Ya o Romanya'ya gitti, kılıç. Hı. ...adamlar bilmem kaç kilometre ilerden dizlerinin üstüne gelip... ...böyle İstanbul'u evet. çıkartıyorlarmış. O kadar kutsal onlar için. Aziz verirsen. aziz ilan edilmiş. Aziz. O, ya şey enteresandır zaten Osmanlı'nın... ...Avrupa'da Osmanlı'ya direnen herkes... ...ya Aziz ilan edilir, Aa. ya Papa tarafından ünvan verilir... ...İsa'nın pehlivanı denir, İşte İskender Bey... ...işte Şiştafan Çalmere gibi. Yani çünkü bunlar Hünyade Yanoş gibi direnen insanlar. Tabii o dönemde biraz önce bahsettiğimiz imparatorluk yok. O dönemde yenilmez Türk imajı var. Nibolu ne zaman? Hangi gün? 396. Yıl, gün, gün. Hatırlamıyorum. Şeyde e, Sırbistan Kralı, Yugoslav Kralı, Fatih hmm. Tatsız Kral gitmiş kilisede geçenlerde Nibolu'nun yıl dönümü. Hepsi salya sömük. Hmm. Nasıl indikam alacaklarının ayinliği yapıyorlar. Yeni mi oldu? Onu görmedim. Hazreti bu arada bir dolayı. izleyici güzel bir yorum yapmış diyor. Bu toprakta yaşayanların kaderi bu. Mustafa Kemal Atatürk bile borçlu doğmuş diyor. 1880 Tabii <laughs> tam doğduğu sene evet, evet. o da ilginç şehitmiş. etmiş. 80 Bitti mi program? Muharrem Karanamesi. Muharrem Karanamesi. Atatürk 80 mi doğmuş? Ee, daha önce diyen var. Hocanın daha sonra diyen neydi? Var. Belgeler çıktı. Ya Hitler'in Hitler'i Hitler söylüyor. Doğru değil hayır. Yunanlı diyen. Hayır hayır Bir Bir neydi ismi bir imam. Ha, 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 bir ha, bir programa çıktı. Belgeleri tabii, buldu. hiç Hiçbir tarihçi bulamadı o belgeleri. Babasının emekli Zaten eski dönemlerde maaş kaydını bulduydu. Atatürk 1878 diyor galiba değil mi? 80 doğumlu gözüküyor Atatürk. Kendi tabii, şeyler. tabii. Ya 80 ya 81. O çünkü hicri çeviriden dolayı kimisi 80'e indiriyor. Veya 81'in ocağı deniliyor. Tabi o e, daha sonradan şey çıktı biliyorsun. O Yunanistan'daki Selanik'teki belgeler evet. yayınlandı. Selanik'teki evin hikayesi diye. Atatürk bir mi? evin hikayesi. Bir evin hikayesi. Onu Atatürk... seyircilerimize söyleyelim. Tabi. Efendim tarih kurumundan çıktı. Ben bir yıllar önce Atatürk'ün doğum belgelerini bir Yunanlı buldu. Hı hı. Yayınlayınca yayınlayacağım demiştim. Hala soruyorlar niye bulmadı mı, yayınlamadım mı? Sen niye yazmadın? Hem adam yayınladı hem ben yazdım. Tabii ben de yazdım Bunu. Bir evin hikayesi. Tarih kurumundan çıktı. Oradaki bütün evrak Atatürk'ün görebilirsiniz. Mesela şey çöktü biliyor musun? O ev Atatürk'ün değil de Menderes, derler, mesela o. Menderes uydurdu derlerdi hmm, değil mi? Evet değilmiş. Değilmiş. Ay şey çünkü onu Selanik'te 30'lardan itibaren Selanik Belediyesi Atatürk'ün evi diye şey yapıyor. İşte o zaman sonradan şey diyorlar ya nereden biliniyor vesaire. Ancak o Çıktı Koca Kasım sokağındaki evin o dönemde Atatürk'ün babası tarafından alındığının tapu kayıtlarını yayınladı. Evet. Bak bir şey daha çıktı ilginç. Atatürk'ün dedesinin ismi Ahmet'tir. Hep şunu yorumlar. Niye dedesinin ismi verilmemiş? Şimdi Atatürk'ün abilerinden birisinin ismi Ahmet. Atatürk'e verilen Mustafa ismi de... Açıkta At şunu niye dedesi ee, ismi verilmiş diye. Atatürk'ün bir Atatürk'ün abisi var vefat eden. O Ahmet Sirdi. çünkü. Evet. Atatürk'ün biz büyük dedesinin ismini bilmiyorduk. Bu belgelerde çıktı. Mustafa, Mustafa, olarak var. çıktı. O da mesela daha küçük oğluna vermiş. Çünkü o dönemde de mesela e, abi ölmüş ama değil mi? Tabi abileri ve ablaları vefat etmiş. Kaç kardeşti Atatürk? Ee, yani şeyin iki kişi ka iki, iki kardeş, i̇ki kardeş kalmış kalmışlar sonunda tamam. ama üç ben 4 beş mi? tanesi dört ya dört ya beş ee, olan bir kız var makbul hanım var dört kendi var beş Naciye var evet, evet. Naciye çünkü Zübeyde Hanım'ın vasiyetnamesinde çocukların isimleri var. Kur'an okutulmasını şey yapıyor. Asıl şey değil, başka bir vasiyetname var. Program bitti arkadaşlar. Selanik'te yaptı. Çok daha genç. Hmm. Yani bir de bu herifler... Işte Zübeyde Hanım şurada çalıştım. terbiyesizce şeyler. Ya, kadın o kadar mütedeyin ki. Tabii canım. Şey yani, uydurmuşlar da hatırlarsın. Ahlaksızlar yani. 80'li yıllarda böyle Osmanlıca bir belgeyi uydurmuşlar. Bir kere belge bir kere demir kalemle yazılmış. Kamışmamış hiçbir şey yok. O dönemden genel özelliğine üslup uymuyor. Dil uymuyor. Yani dil uymuyor. yazı ve imla hataları hatırlıyor musun? Ben yazdım bunu. Tabii tabii sen yazdın. Diyorsun. İşte bazı deliller onu öyle çıkarmışlar. Hayır bugünkü mantıkla yazıyor. Şimdi Hayır. Osmanlı döneminde kullanılan... Almanya'da o Cemalettin neydi o hilafet mi? Ona uydurdu. Kaplan kaplan onlar uydurdular. Hatta onu mecliste de Tamam bitti. Arkadaşlar teşekkür ediyorum Murat'cığım. Biz teşekkür ederiz. sağ olun var olun. Ee, orada Derya Zavallı Perişan adı program bitti demekten. Ee, şey tarihin de... Arka Odası e, gibi bir tek tek yaptık değerli izleyiciler. E, <laughs> Pelin hariç bütün kadro e, buradaydı. Bir daha sefer Pelin Batu'yu da inşa edeceğiz. Tabii bugün edecek. Erhan'la de... de... çıkar mı bilmiyorum ama. Erhan'la çıkar da sen ne çıkar mı bilmiyorum. Erhan, kaçır, Erhan'dır. Pelin Batu'nun İstanbul'da olduğu bir günü yakalarsak e, inşallah e, onu da davet hatta edeceğiz. Onu da getirsin. Evet hatta torununuz sayılır, seversiniz. Yani. <laughs> Rafael'i. Ee, yarın akşam bulun Berk'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.